İyi akşamlar sevgili seyirciler, anlık skorla birlikteyiz. Bugün ligin ilk yarısının son haftasında Galatasaray Kayseri deplasmanında 1-1'lik skora imza attı. Ve şu anda 61. dakikası oynanan maçta Beşiktaş kendi evinde Torku Konyaspor karşısında 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Beşiktaş'ın golü 50. dakikada Oğuzhan Özyakup'tan geldi. Programın hemen başında yıllarca TRT'de kulaklarımızda yer etmiş bir isim. Hüseyin Başaran'ı kaybettik. Meslek duayenimiz, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına sabır diliyoruz, TRT çalışanlarına sabırlar diliyoruz. Gerçekten mesleğimiz açısından büyük bir kayıp, onu da altını çizelim. Bu arada Beşiktaş, Gomez'le ikinci golü buldu sevgili seyirciler. 64. dakikada Beşiktaş kendi evinde Torku Konyaspor karşısında skoru 2-0'a getirdi. İlk 45 dakika 0-0 sonuçlanmıştı. Maçın hemen başında yaklaşık 7-8 dakikalık bir elektrik kesintisi yaşandı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda. İlk 45 dakikadan gol çıkmadı ama ikinci 45 dakikaya Beşiktaş çok farklı başladı. 50. dakikada Oğuzhan Özyakup, ardından 64. dakikada da Gomez'in attığı golle 2-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Eğer bu skorla tamamlanırsa karşılaşma ya da karşılaşmayı Beşiktaş kazanırsa ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayacak Beşiktaş. Her zaman olduğu gibi Tanrı Çolak, Muhittin Boşat ve Gökhan Dinç de birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bugün biraz geç girdiğimiz için direkt Beşiktaş maçıyla başlayalım Tanrı abi. İlk 45 dakika çok iyi kapanan bir Konyaspor vardı ama ikinci 45 dakikada Beşiktaş önce Oğuzhan Özyakup, ardından Gomez'le bu kilidi açmayı başardı. Ben dün program kapanırken hem Galatasaray'la ilgili hem de Beşiktaş'la ilgili skor ve sonuçla ilgili bir şey aldım. Galatasaray için çok zor, Beşiktaş rahat kazanır demiştin. Nedir durum? Evet, Galatasaray'dan bir şey var mı? Evet, hocam da aynısını söylüyor. Fark eden bir şey var mı? Ben de biz güreşçiyiz ama olsun bir şeyleri de biliriz. Ben de şunu söyledim. Evet. Bugün arkadaşım biri yanlış şey dedi. Beşiktaş'ın işi zor olduğunu. Çok zorlanır dedi arkadaş. O totem yapıyor arkadaş. Ondan sonra arkadaş kimse o totem yapıyor. Galatasaray çok onun totemi tuttu mu tutmadı. Totem yapmaya devam etsin. Totemi tuttu mu? Böyle mutlu oluyorsa. Hayır, totem olsa tutar. Yani tutu. Böyle tutu. Mutlu oluyorsa sen devam et. O zaman şimdi üzülüyorum. İnsanlar diyecekler ki totemci mi geldi oraya yoksa futbol yorumcusu mu? Vallahi ben size, ben sana katılmıyorum. Ben Konyaspor Beşiktaş maçının Tanju abi ki? Ben Beşiktaş'ın rahat aldığı falan filan yok öyle bir şey yani. Rahatsız mı aldı? Beşiktaş çok mu rahat aldı zannediyorsun? Vallahi yani çok. Şu ana kadar 60. dakika ne olacaktı, ne bekliyordun? Kalelerini açan bir Konyaspor mu bekliyordun? Allah aşkına ya, o kadar. Allah aşkına bir dakika. Daha dur ya, bizim ne bekliyordun abi? Ne bekliyordun yani? Yeğen girecek, yeğen. Bir dakika. Ne bekliyordun arkadaş? Sen kalelerini açan bir Konyaspor mu bekliyordun? Hayır, ben işte tam tersini bekliyordum. Bak arkadaş. 11 kişiyle topun gerisinde kalan bir Konyaspor vardı. Katılıyorum. Evet. Katılıyorum ama bana göre futbol oyunu her an her dakika değişebilir. Beşiktaş'a böyle kapanırsan bir şekilde açar değil mi? Açacak. Başka şansı ya yok. Beşiktaş'a karşı sen ona oynamadığın sürece Beşiktaş'a karşı gelemezsin, yenemezsin. Beşiktaş'ı yenmek istiyorsan yani oynaman lazım. Bu kadar basit. Sporting Lisbon yaptı peki bunu. Peki oynuyor muydu? Abi ama çok iyi kapattı. Abi bak çok sezon iyi kapanmak çok iyi oynamak değildir. Bak sezon başından bu yana Beşiktaş'ı bu kadar iyi tutan bir arkadaş bak olmadı. Çok iyi oynamak, çok iyi defans yapmak bir anlamına gelmez. Değil. 45 dakika değil bu oyun. Değil. 90 dakika arkadaş. Doğru, evet. Biraz ne olur. Biraz yani tamam dışarıdakiler saygı duymuyor ama içerideki bizler ailemizden birileri saygı duysun Gökhan bizim futbol bilgimize. Ya. Yani artık etilerde dolaşmıyoruz. Hatta bir adım ileriye götürüyorum. 3-0 bitmezse dedin maç öncesinde. Ben Beşiktaş'ın galibiyeti saymam dedin bu maçı. Hadi onu da söyleyeyim ben. Ya söyleme bırak. Gökhan yine totem yapmaya devam etsin. Ama netice olarak arkadaşlar bak. Bu bir skor oyunudur. Ama baktığın zaman futbol ne oluyor? Konyaspor bana keyif vermiyor. Otobüsü çekiyorlar ceza sahasının üzerine. Atletico Madrid gibi. İleride bir iki toplan gidiyor. Olmaz. Abi ne kadar dayanır? Önce ben işin esprisini bir tarafa mantığı var. Tanju abi. Abi bana göre değil. Şimdi bugün Galatasaray maçına biraz sonra gelelim. Mustafa Deniz'de hayalleri abi, devam ediyor. Orada çok konuşacağız yani. Yani çok, Mustafa Deniz ile röportaj yapalım, bağlansın. Canlı yayına yanımıza gelsin, soralım. Orada konuşacak yani çok şeyimiz var. Yani bu şapkayı bir görelim, ne çıkaracak? Yani ne kazandı? Ben şunu merak ediyorum, bugün buradan soruyorum. Galatasaray takımı Mustafa Denizli'yi getirerek ne kazandı, ne kaybetti? Bu ne hesabı yapıyor? Bugün Galatasaray, Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ı evet. Şampiyonluk yarışında havluyu atmıştır. Ben dün şampiyonluk şansının çok az olduğunu diyordun. Söylemiştim.
Kim diyordu? Sen 15 diyordun. Toparladım. 32 bura diyordu. Ben 20. Bugün kaç? Ben, bugün kaç? 33 oldu mu? Yok, bugün ciddi anlamda eksikti. Eksi düştü ama lazım. ben havluyu attı yani. %100 havluyu attı diyemem. Çünkü havluyu ben yok, 11 puan. Şans faktörü ne 3 takım arasında? Yok. Tamam, havluyu, şöyle bir şey var. Bakın. Bornoz, havlusu şey ne var zaten? Ya, i̇şin esprisi bir tarafa. Sadece skor değil. Oynanan futbol olarak da havluyu atmış zaten Galatasaray. Oynanan futbol olarak %100 katılıyorum ama ben Galatasaray'ın yarışı burada yani hani bırakacağını düşünmüyorum. Ne yapacak? Alıp evine mi götürecek? Gökhan. Yarışı bırakacağını düşünmüyorum. Abi yapmayın kazanıyor. O kadar değil. Beşiktaş yani kazandı, Fenerbahçe'de kazansa. İkinci yarısında 17 maç oynanacak Gökhan'cığım. Şöyle söyleyeyim. Cımlaştın sen bakıyorum. Ne oldu ya? Puan, 11 puan. Hadi size. Diyelim ki Beşiktaş'ı geride bıraktın. Yarın Fenerbahçe kazanırsa Fenerbahçe'yle de 10 puan. Yani böyle bir şey. Yani 21 puanı kapattı. Tarihte var mı? Böyle bir şey var mı? Tarihte bunun örneği olmaz var. Olmaz mı? Futbol tabii ki var ama Galatasaray'ın Beşiktaş'ın yaşadığı var abicim. Sen neden bahsediyorsun? Abi kötü örnek. Ya bir örnek. Neden örnek bahsediyorsun? Haluk, ya. Bunlar var mı? Yok mu? Var kardeşim. Beşiktaş kaç bunu yaşadı. Var. Kaç yıl önce var? 2011-2012 yılında yaşadı. Aynı şeyi söylüyoruz. Örnek bir dakika. 2005'te yaşadı. Günde aynı şeyi söylüyorsun. 2004'te 2005'te de aynı şeyi yaşadı. Tamam yaşadı. Kaç takım vardı? Bir oğlum takım vardı sen, bak. Ya burada Galatasaray Beşiktaş'ı yakalar ama Fenerbahçe'yi yakalayamaz. Hocam ben başka bir türlü sorayım mı? Galatasaray Beşiktaş'ı yakalarsa Galatasaray Fenerbahçe'yi de yakalayamaz. Beşiktaş'ın bugün Konyaspor'a 3-2 yenilme ihtimali var mı? Var. Galatasaray'ın da şampiyonluk ihtimali o kadar var işte. Ne sana göre yok, öyle bana göre değil. Ondan. Yani sana, o kadar var yani. Hayır. Ya sana göre değil. Öyle ben bitti A3 gitti geliyor, diyemem 3-3. Yani. A3 geliyor. A3 oldu. Bravo Tanju be. Gökhan Töre 69. Kral. Dakikada Beşiktaş'ı 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Niye bakıyorsun? Beşiktaş iyice rahatladı sevgili seyirciler. Bu arada Tanju abi tebrik ediyorum seni. Daha topu sürmeye başladığında 3 oluyor dedin. Yani bu konuda biraz fena değilsin ya. İdare ediyorum ya. Gökhan kadar değilim ama. Ne Gökhan'a çekerim ne Rıdvan'a. Muhittin hocam senden de Beşiktaş maçı yorumunu alalım. Vallahi, 3 oldu maç. 2 tane farklı devre. İlk devre tamamen kapanan bir Konyaspor. Ama Beşiktaş'ta Gökhan Töresi var. Oğuzhan'ı var. Gomez'i var. Gomez'i var. Akitası var. Sosası var. Sosası var. Bunların hiçbiri Konya'da yok. Bunların hepsini sevgili iletişim direktörü farkında değil. Bunlar Konya'da yok. Bu akşam sana bu skor kapak olsun maçta, Gökhan. Maçta 45 dakika olsun. Değil 90 olmaz, dakika. Bu kadar olmaz. Bir iki şey de hakemle ilgili bu söyleyeceğim. Bu kadar olmaz. Tanju. Böyle ya. Hakemle ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle hocam. Hakeme rağmen yendi Beşiktaş. Bak bugün durduran, maç 3-0. Pozisyonları 3-0 çalan. Ama kötü bir hakem var. Katılıyorum. Tamam mı? Lüzumsuz. Oyun izin vermeyen. Lüzumsuz. Hocam şu maçta hakem. Sesini kesmeyin. Zaten evet. Zor çıkıyor. Teşekkür sesi. Ederim Haluk. Bu ne maça verilmese. Ama sen ona girince o daha çok bağırmak. Bu maça verilmese hata. Bu arkadaş 4-3'lük Rize Galatasaray maçını yönetti ve 5 hafta Süper Lig'de cezaya girdi. Ceza mı aldı? Ondan sonra Beşiktaş maçı olduğu için atanması normal. Dinle yok anlatayım. Ondan hayır, sonra Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği Sivas üstüne pat diye liderin maçına. Verilir. Bak, Beşiktaş da lider verilir hocam. Bir dakika hocam. Gökhan. Beşiktaş da verilir. Haluk'un dediği gibi sesim kısık. Şunu bitireyim. Uzatmayacağım fazla. Sertan Çınar İstanbul. Erdinç Sezer tam Ankara. İsmail Şencan yardımcılar. Eskişehir. Hakan Yemişken Bursa. Kora Genceller Manisa. Hakan Ceylan İzmir. Kardeşim. Cüneyt kendi adamlarıyla çıkıyor. Fırat kendi adamlarıyla. Halis ya liderin başına çıkıyor adamlar. Salı pazar gibi ya. Tanju. Abi şimdi bak işte lider yani oldu ya. Böyle bir Mete şey Kalkavan yok. Nerede bak, hocam? Şey. Mete ha, Kalkavan bak. Nerede hocam? O zaman anlatayım. Ya Mete Kalkavan burada nerede burada? Burada geçen hafta ne dedik? Helal olsun MHK'ya dedik. Hakemine sahip al çıktı. Al geri helal olsun o. Mustafa. Helal olsun ama yok şimdi alacağım anlatayım. Abi, bekle ama sen acele ediyorsun. Şimdi alacağını mı diyorum? Mete ne yaptı? Mustafa Denizli konuştu. Ona rağmen maça verdiler. Ne dedik hepimiz? Bravo hakemine sahip çıktın. Geçen hafta kim konuştu? Mahmut Uslu konuştu. Ondan sonra bu hafta Mete nereye gitti? Elazığ maçına gitti. PTT'ye. Demek ki MHK senin delikanlılığın Galatasaray'a. Beşiktaş'a. Fenerbahçe konuştuğu zaman veremiyorsun. Beşiktaş'a korkuyorsun. Da Beşiktaş'a da yapıyorsun. Evet. Bak. Korkuyorsun. Bu hakem koruma. Bu delikanlılık değil. Hakem lideratöründe.
Mete bu hafta da verecektin Süper Lig'de maçını. Ben de seni aldığımdan öpecektim Kuduz'u. Ama dinlendiriyordur hocam ben. He. Ha, ha, bravo Tanju. Yorulmuş olabilir hocam. Sevgili Olcay Şahan'la çok sevgili Kuduz'u ile konuştum, onu da paylaşayım. Hocam yorulmuş olabilir. Daha önemli bir şey söyleyecek. Bak çok önemli Kuduz'u bu. Kuduz'u hocayla konuştu. Dedim ki daha hakemler açıklanmamıştı. Kendisine konuşurken bunu burada paylaşmakta bir şey sakınca görmüyor. Sakınca görmüyorsun. Hocam, sakınca görmüyorum. Paylaşmasan yok, hocam. Yok yok paylaşacağım. Ne oldu sana? Kötü bir şey yok bunda. Ne var ki ya? Dedim hocam, ki sonra arkadaşlarınızı bir şey yok. Hiçbir şey olmaz. Hocam telefonuna çıkmaz sonra. Çıkmazsa canı sağ olsun. Sizi tebrik ederim dedim. Kaybetmeyelim yani. Oradan bilgi alıyorsun ya. Olsun. Yok ben Kuduz'u bilgi vermez ya. Kuduz'u bilgi vermez. Yok. Yok canım. Ben onunla abi kardeş olarak konuşuyorum. Kendisine dedim ki tebrik ederim. Hakemine sahip çıktın. Mustafa Denizli'nin konuşmasını üstüne verdin. İnşallah bu hafta da verirsin dedim bir abisi olarak. Bana dedi ki ya abi dedi çok yoruldu çocuk üst üste maçlar falan dedi. Nasıl yani? Çok yorulan adam çok bu hafta Elazığ maçına gitti. Hangi bölge, ne bölgesi hakemi? Elazığ mı? He? İşte evden yani mi çıktı? Deplasmana. Evden mi çıktı gitti Elazığ? Deplasmana yani çıkarmamış evden onu. Elazığ'da oturuyor ya. Elazığ'da oturuyor. Ya, çok da üzerinde kaldı. Üzerinde çok spekülasyon yapıldı. O sebeple yoruldu diye demiş olabilir. Fenerbahçe'den yani tırsıyorlar. Yolculuk bak, anlamında bir şey olabilir Tanju. Hayır ondan diyor. Ondan diyor. Bak sen Fenerbahçe'den tırsıyorlar kardeş. Bilmiyorum da işte. Şekilde mantık kalıyor. Vallahi bak Aziz Yıldırım'dan korkuyor hepsi. Ödü patlıyor. Helal olsun Aziz Yıldırım'a. Hepsini korkutmuş vallahi. Peki. Galatasaray tepki gösteriyor. Hiçbir şey değişmiyor ama Fenerbahçe konuşunca bütün taşlar vallahi yerinden oynuyor. Abi, senin yaptığın tespitler için de teşekkür ederim. Galatasaray'da şampiyonluk yarışı içinde olsaydı. Atanmış olan hakeme bakıyoruz. Gökhan'cığım Galatasaray'da şampiyonluk yarışı içinde olsaydı. Şu cımlara bir kurtulsak etkili olur acaba muydu ya? Yani? Şu cımlardan kurtulsak mı? Etkili olur muydu? Gökhan Dinç, Galatasaray şampiyonluk yarışından kopmamış olsaydı Galatasaray'ın söyledikleri de etkilerdi meyakiyi. Yok ama bak Beşiktaş lider. Daha önce çok etkilediğini gördük yani. Ya ama doğru söylüyorsun. Ama Galatasaray'ınki oldu da etkili. Bir tek biz, bir tek bu Beşiktaş'ınki etkili olamıyor yani. Beşiktaş ne yapsa ne oldu? Ya 3 sene üst üste şampiyon da olsa, Avrupa'daki tek temsilci de olsa ki eski dönemler için söylüyorum. Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor da olsa hiçbir şeyinden etkilenmiyorum. Yani ne MHK ne TFF. Peki senin de bir maç analizini alalım bugün çünkü çok fazla da vaktimiz yok. Ben hızlı geçeyim. Girdik, evet. Ben hızlı geçeyim. İlk 45 dakikada Gökhan Töre ile Kuvarejman'ın çizgilere çok yapışmış olması ki bunda seninle maçı izlerken konuşmuştuk. Bunda Konyaspor'un ciddi anlamda etkisi de var. İlk 45 dakikadaki futbolda Beşiktaş'ın öyle gol bulamaması çok bence güzel oynadı da ilk 45'te de. Açmak için de her şeyi yaptı. Topu kanatlara da indirdi. İşte senin çok, bir tek şeyin var. Göbekten delmeyi evet, çok fazla hiç denemedi. Bak göbekten oynamaya çalışınca deldi. Bitti. Bir tane gol ardından koptu geldi. Bu arada Kovarejma oyundan çıkarken bir sinir yaptı. O çok yazılacak, çizilecektir. Onunla ilgili bir iki cümle de söyleyeyim. Çıkarken, hocam sen daha iyi bilirsin Tanju hocam, çıkmayı kabullenememiş bir futbolcu oyundan çıkartıldığında reaksiyonunu verir değil mi? Verecek. Yani kimse mutlu olmaz oyundan çıkınca. Asla. Ya sakat değilsen asla. Ya da yorgun değilsen değil mi? Asla. Oynamak istediğini gösterir. Burada ki, çok büyük bir tepki yok. Sadece maç oynamak istediğini söylüyor. Evet. Hayır, hiç katılmıyorum. Hayır, size. çok büyük tepki var ama sonrasında bir kez daha yayıncı kuruluş yedek kulübesinde Olcay girdi biliyorsun. Kuvarejman'ın yerine Olcay'ın pasıyla da Mario Gomez golü bulduktan sonra yedek kulübesine bir kesti yönetmen. Kuvarejman gülüyordu, eğleniyordu. Yani bu aslında hani Robin van Persie, Vitor Pereira kavgasına benzetilmeye değil, çalışılacaktır. Değil. Ama bu öyle bir şey değil. Ama onun bir altını çizmek abi lazım. Yani Fatih Terim'in birçoğunu sevmezsiniz, beğenmezsiniz ama. Kim girdi yerine? Olcay Şahan girdi. Kim girdi? Bu Olcay Şahan denilen arkadaş nerede? Langasport'da mı oynuyor? Beşiktaş'ın futbolcusu onun arkadaşı. İşte Fatih Hoca onu söylüyordu bak, hocam. O yaptığı hareket bana göre arkadaşına tamam oynamak istersin başka şey ama arkadaşını üzersin kardeş. Peki Fatih Hocam Melo adamı dövdüğü zaman hocam, ne yaptı? Üzersin de Olcay da çıksa Kuvarejma giderken aynı şeyi yapardı. Çıkmak istemeyen oyuncu yapacak. Olcay çıktı 40 defa. Olcay da çıksa aynı şeyi yapar hocam. Takım olmak böyle bir şey değil. Yani sesin kısık diye üzerine gelmiyorum hocam. Yani ama ben Tanju abi gibi düşünüyorum. Oyundan çıkmak istemediği için verdiği bir reaksiyon olarak aynı düşünüyorum. Aynı düşünmek zorunda değiliz ki onlarla. Oyuncu yani, veremez ben, tepki abi. Nasıl veremez orada karar verir. Vallahi verir ya. Öldür. O baba teknik her şey teknik direktörü değil ha. Ben idealinden bir şey söyleyeceğim abi, bir dakika. Ben idealinden bahsediyorum abi. İdeali o olmuş. Baba bir şey söyleyeceğim sana. Futbolcu da insan duygusu yani, var yani. Yani kuzu değiliz ha. Duygusu var yani. Bir dakika hani, futbolcular da kuzu değil arkadaşlar ya. Bazen bir de duygu var tepki abi. Tepki verecekler yani, niye diye bir şey ama tepkinin dozajı Kuvarejma'yı 70. dakikada oyundan 60. alan Şenol Güneş aynı zamanda Kuvarejma'ya ilk 11'de görev veren de adam. Yani Kuvarejma da biraz bunu da göz önünde bulunduracak o tepkiyi. Ama Kuvarejma bunu göstermeyecek hocam, bunu savunmayın ya. Bunu savunacak arkadaş, bir tarafı ben var ya. Şunu savunuyorum ya. Futbolcular köle değil.
Futbolcular kuzu değil. Bazen reaksiyon gösterebilirler. Bu her yıldız zaman futbolcular bunu yaparlar. Her zaman takıma katkıları yüksektir. Gerekli yerde... Doğru mu diyorum, doğru mu? Yanlış. Bu tepkiyi göstermesi ama doğru mu? Çok yanlış değil abi. Adam kendini sahanın içinde çok başarılı buluyor. Diyor ki ben çok iyiydim diyor. Niye ben aldım kim? Diye yanlış düşünüyor. O öyle düşünüyor da yani çok öyle başarılı değildi bence bu. Ama ne oldu? O 10 saniye sonra görüntüyü çaktı televizyon. Adam gülüyordu. Şeyde, yani kulübede. Yani böyle şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir olay yok. İhsan etmiş olabilir. Ha orada gidip şöyle suratını atsa, tavır koysa, gole, formasını çıkarıp atsa, soyunma odasına gitse, senle fikirim. Ve gole adam reaksiyon vermese değil mi? 10 saniye reaksiyon verdi. Gitti şeye, yedek kulübe, gülen, mutlu olan. Verme işte, onu da verme abi. Ya işte konuşacaksın. Başka, o vermezse biz bunu neyi konuşacağız? O da doğru. Allah aşkına Muhittin vermezsen hocam, neyi konuşacağız? Muhittin hocam, birileri bir şey verecek. Yani herkes sus pus, herkes susacak. Teknik direktör ne derse. Biz de kendi aramızda konuştuk. Ben sizin ne söylediğinizi biliyorum ama tabii burada da konuşmamız lazım. Osman Demirtaş, iyi akşamlar. Beşiktaş'ın ilk golünde Mario Gomez offside'dı diyor. Vallahi Oğuzhan'ın golünde. Şöyle, sizin yorumunuzu da paylaşalım. Benim burada gördüğüm bir görüntü geldi. O görüntüde hizada gibi geldi. Offside'se de 2-3 santim offside. Öyle offside'den oynatan yardımcı hakemi de alnından öpüyorum ben. Katılıyorum. Yani biraz sanki ben de biraz önde gibi gördüm ama ama dediğiniz gibi varsa bile oynatsın birkaç santimle abi, olabilir. Oynatsın abi. Yani o pozisyonda kaçırması oynatsın kadar da olmuş yoksa olur. Da birkaç santimle. Ama varsa da oynatmasın ya. Hayır görse yok, zaten onu 1-2 santim görse onu zaten kaldırır. Onu demek istiyorum. Yani hata yaptıysa ikisi de az bir şeyle. Bu yüzden yardımcı hakeme bir şey diyemezsin fazla yani. Yani offside'sa insan gözü ders çünkü. Şimdi artık Beşiktaş bugün bu maçı kazandı. Öyle görünüyor. Yani yok, skor Gökhan'a göre kazanmadı. Hayır, skoru bilmiyoruz. Belki yok öyle bir şey demedim. Belki skor değişebilir. Alakadan düşünebilirsin. Değişebilir. Yok, yok, değişebilir yok. Ama Tanju abi bugün Beşiktaş 3 yani skor değişebilir. Yani Beşiktaş 3 puanı aldı. O gerçek değişmez de. Ha. Yani skor değişebilir. 3-1 olabilir, 4-0 olabilir. Yani o anlamda söylüyorum. Şimdi baktığımız zaman bugün Beşiktaş puanını 41'e çıkardı ve ilk yarıyı lider tamamladı. Hayırlı yani olsun. Maç bitmeden konuşuyoruz ama öyle. Ya bitmiş gibi sayalım. Bitmiş gibi sayalım. Galatasaray bugün kaybetti. 30 puanını kaybetmedi, tamamladı. Beraber kaldı. Özür diliyorum. Puan kaybetti. 2 puan kaybetti. Ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkı 11'e çıktı. Yarın kazanırsa Fenerbahçe 10 puan. 10 puan da oraya çıkacak. Şimdi biraz Galatasaray'ı konuşalım. Tamam elbette Beşiktaş ligin lideri. Bugünkü karşılaşma da aslında birçok kişinin beklediği şekilde sonuçlanıyor. 3 puanın sahibi oluyor Beşiktaş. Galatasaray'a dönecek olursak Tanju abi. Bugün Galatasaray ilk 45 dakikası tamamen Mustafa Denizli tarafından çöpe atılmış bir kadro. İlk 45 i̇lk, mi? İlk oynadığı futbol. Ya Bilal girene 60 kadar. 60 dakika. Bu arada 4 Beşiktaş 4. golü buldu sevgili seyirciler. Kerim Fıray 80. dakikada Beşiktaş'la bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bakın size çok farklı yani farklı olmayacak bir şey söyleyeyim. Emin misin? Bak çok dinlemek farklı olmayacak. Tanju abi bak samimi söylüyorum bu ligin gerçekten en güzel şeyi Beşiktaş. Atılan gollere bakar mısınız lütfen ya? Bak şimdi. Şu gole de bak. Ben bakıyorum ben o golün geleceğini Verkaç yaptı zaman peki, yine gol dedim. Bu en güzel hayır, şey Beşiktaş'ta. Ben tamam dedim demedim. Niye böyle mutlaka tabii şimdi Türkiye'de. Bak şurada Verkaç Türkiye'de yaptı gol dedim. Hocam Kerim Fıray'ın gelişine baksana çok güzel ama, geliyor. Ya hocam bak, bir şey söyleyeceğim. Vallahi o Verkaç oldu ya. Bir şey söyleyeceğim. Arkadan geleni gördüm ben gol dedim. Ya sen diyeceksin tabii. Tavşu Solak demeyecek ben mi diyeceğim? Ha, tabii ki sen diyeceksin. Güzelliği anla sen güzellik nerede? Nerede çabuk oynamada. Evet. Hızlı oynamada, dikini oynamada. Uzun oynamada hocam uzun oynuyor uzun. Uzun oynuyor. Ben kısa tutup değil. Orada uzun oynuyor bak. Oynamıyor muydu Beşiktaş? Kazanamaz. Zor kazanır. Galatasaray'ın işi daha kolay. Kazanamaz diyordu. Demedim ki dün hiç. Akşam. Çok zorlandı. Uzun oynamıyor cümlem muydu? Şu. Çok Galatasaray'ın haklı çıktı ya. İlk 45 dakika zorlandı Beşiktaş. Ne o bekliyordun? 5-0'lıklı Beşiktaş'a mı? 90 dakika. Üzüldü sana bak. Ya seni ben bir kez daha tebrik ediyorum. 3-0'a Beşiktaş galibiyeti. Ama bir şey söyleyeceğim abi bak. Saymam Halim bak siz çalıştınız mı? Beraber mi çalıştınız? Anlamadım ya. Hocam buradan çakıyor bana. Şimdi burada yanlış bir şey söyleyeceğim. Anladık şer milyon üçer milyon. Ben sana yanlış düşündüm. İkinci kan cım dedim hemen cım mı filan dedim. Ben tavrımı oradan yana koyarım. Bir şey söyleyeceğim ya. Siz ders çalışmışsınız galiba. Hocam buradan bize veriyor gazı. Sen oradan Tanju abiye vallahi seni tebrik ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Tanju abi, maçı, ya maçı, anlamadım. Bir cevap verebilir miyim ya şuna? Beraber seyrettik. Onlar birlikte seyrettiler. Kumpası kurduysa onlar kurmuş. Benimle bir alakası yok. Ne var hiç kumpaslık bir konuşma yaptık Tanju mı? Tanju abilerini var ya bak görüyor musun? Neyle suçluyorlar hocam kumpas. Ya?
Bunlar paralelci hocam. Ben suçlamıyorum hocam, o suçluyor. Bana hiç öyle bir şey demiyor. Paralelci bunlar, belli oldu. Yapma hocam, Allah yazmışsın olsun ya. Buradan bağırıyorum. Tancam yapma. Beni delirtmeyin. Delirtmeyin Gökhan ve Haluk. Bize kumpas kurdu diyemezsiniz. Biz insanın yüzüne konuşuruz. Ben arkasından kumpas demedim, bak kumpas zaten çıktı vallahi billahi. Ben yüze konuşur. Bir dakika. Televizyon ekranlarının iki tane eyvallah olmayan adamız biz. Çünkü kimseden bir beklentimiz yok. Ne kulüplerden, ne federasyondan. Alsınlar başlarına koysunlar. Türk futbolundan bizi uzak tutuyorlar. Türk futbolunu soğutuyorlar, üzüyorlar. İsyana kadar getiriyorlar ama yapacağımız bir şey yok. Elimizden bu geliyor. Televizyonda olduğumuz sürece bunlar hiçbir zaman değişmeyecek. Ardı ardına sonuna kadar söyleyeceğim. Tebrik ediyorum Konya Spor'un teknik direktörünü de. Aslanlar gibi 4 tane 7 hala mücadele ediyor. Başarılı abi. 2 değil 5 milyon euro vermeleri lazım abi. Ne kadar güzel bir şey be. Allah rahmet eylesin Gündüz Tekin ona. Yapmadın bizi teknik adam. Bak adamlar 2-3-5 euro. Tabii abi şey de haklı. Ya bak dün akşam konuşuyorduk Antalya Spor'un başkanı. Ya Gültekin Başkan. 30 milyon borcum var diyor. Ya abi arkadaşlar büyük borç değil ha. Hangi hocayla konuşsam diyor. Eto'yu çık borcun yok yani. Eto'nun paraların hiç borcu yokmuş. Hayır hayır. Eto'nun maliyetinin çık borcun yok demek ki yani. Ama Eto'yu almasın. Eto'nun sıfır alacağı varmış abi. Kutluyorum valla. Tamam. Herkes adamın arkasından atıyor. Herkes adamın arkasından tutuyor. Yok şöyle yok böyle. Arkadaş ya bu adam 30 milyon büyük borç değil ya. Şimdi diyor ki bana istene diyor. Ya diyor ben diyor abi. Hakem al şey antrenör alacağım diyor. Teknik direktör. 1-1,5 milyon eurodan aşağı. Kabul eden yok diyor ya. Bu paralar nerede görülmüş, nerede bulunmuş arkadaş diyor ya. Haklı. Sana hak veriyorum tebrik başkan. Seni de tebrik ediyorum. O zaman gidecek. Arkadan çok konuşuyorlar ama sen bildiğini yap başkan. Sen git. Sen git Tanju abi bedava çalış Antalya Spor'a. Bedava. Niye yani bedava çalışacağım? 1,5 milyon euro diyorsun. Cemiyet başkanı. Hayır. 1,5 milyon euro istiyor diyorsun ya antrenör. Evet. O rayici o. Ya Tanju be. Tanju yani. Transfer dedin. Senden bir konuda yardım rica edeceğim. Bizim Davut Başan'ın hocası Deniz Atak dün akşam bu arkadaş burada penaltı atarken çok beğenmiş. Hocam diyor playoff'ta bana söyledi. Haluk abi gibi diyor bir oyuncuya ihtiyacım var. Lider oyuncuya. Futbolcuları anlıyor hocam. O yüzden, evet. O yüzden Davut Başa evet. ikinci sırada. Senin konuşmaya evet, hakkın yok. Playoff'ta hocam. Senin konuşmaya hakkın yok. Dakika, menajerim dur. Benim. Aa, sen konuşamazsın. Aa, bir dakika Tanju. Bu nasıl iş ya? O zaman ya? Menajer sen istiyorum. Nedir maliyet arkadaşın? Ne yapacaksın? Bir yardımcı ol Davut Başa'ya. Ne veriyorsunuz hocam? Ne veriyorsunuz? Tanju. Ne veriyorsunuz? Bizim ama öyle çok zengin bir kulüp. Tanju abi gerekirse ben Davut Başa'da bedava oynarım. Pazarlık yapmana gerek yok. Sen ne izliyorsun? Ben 3-4 koyun alayım istiyorum. 3-4 koyun mu? Yok yok. Bayram geliyor. Şu kurbanlık bir tane yeter. Tamam. Yok, Deniz hocam. Yok. Deniz bir, hocam. Bir, yok hocam 2. 2 koyun. Deniz iki, hocam iki, buradan saygılar sunuyorum. Hocam. Eğer izliyorsan ben zaten futboldan anladığını biliyordum. Futbolcudan da anlıyor musun hocam? Vay be. İnanamıyorum sana. İlbey de gelsin transfer. Çekimlerini o yapacak çünkü. Nasıl arzu ederse. Öyle Muhittin mi? Hocam orada bu Davut Paşa'nın sahibi yani başkanı İskender abi de yani manevi olarak sahipler. Konuşuyorsun hemen hadi dön bir tane sen ayıp, yap. Ayıp ayıp bir ayıp sen ayıp sen ayıp yap. Hocamı da terlettin ayıp. Gördün mü hocam, ya? Hocam ilaçlardan terliyor. Ben oranın bir taraftarıyım. Ya yazıklar olsun eski futbolcusuyum. Vallahi billahi İskender ya. Sayın Başkan. Başkan. Ve yönetim kurulu hocaları var. Deniz Hoca da bence işi biliyor. Bir de Deniz Hoca var ya şeyi de biliyor demek ki abi bu. Topçudan anlıyor ama değil mi? Topçudan anlıyor zaten. Bak. Toptan da anlıyor. İşin siyasetini de biliyor. Şimdi nasıl İskender Başkan, idi, daha önce bak, İskender Başkan beni idi. Seviyor ya şimdi. Oradan onu da bağlıyor bak, Deniz Hoca. İşine geldiği zaman nasıl konuşuyorsun? İşine gelmediği zaman onu kesiyorsun. Hoşuma gidince seviyor. Moderatörlük bu olsa gerek. Tabii. Benim işime de egoist, geliyorsa. Egoist. Sana helal olsun. Ya mevzuyu ben mi açtım? Muhittin açmadın da sen orada bir hata yaptın. Dönmeye başladın 360 derece. Nasıl kıvırsam. Gökhan, nasıl olaylar dedim. 2 dakikamız var. Sevgili Gökhan Dinç. Maçın da artık son dakikaları geliyor. 4-0'lık bir maç. Genel bir Beşiktaş analizi yaparsan senle reklama gidelim. Sezon başından bu yana ligde en güzel performansı, en güzel oyun oynayan Beşiktaş. Bu sezonun da, ya bu yılı da daha doğrusu 2015'i de güzel futbol ve iyi bir galibiyetle kapattı. Taraftarın önünde aldığı galibiyet önemliydi. Sadece ligi iyi kapatmak ya da devreyi iyi kapatmak, yılı devirmek değildi önemli olan. Galatasaray çok ciddi bir puan kaybına uğradı. Evet işin latifesi bir tarafa. Tamamen koptu demesek de büyük bir ihtimalle yani %70-80 oranında yarıştan koptu diyebiliriz. %100 diyemeyiz ama Akhisar'ın da puan kaybettiğini düşünürsek Fenerbahçe ile zirvede kafa kafaya kaldılar diyebiliriz. İkinci yarıda artık tek rakip Fenerbahçe gibi gözüküyor Beşiktaş adına. Fenerbahçe'nin bundan sonra MHK ve TFF söylemlerinin dışına da söylemlerine de dikkat etmesi gerekiyor Beşiktaş yönetiminin.
Dolayısıyla o anlamda da bir strateji oluşturmak gerekiyor. Sadece yeşil sahada Türkiye'de futbol kazanılmıyor çünkü. Gökhan için çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Beşiktaş, Torku Konyaspor karşılaşmasının 87. dakikası oynanıyor. Ve Beşiktaş'ın 4-0'lık galibiyeti var. Beşiktaş bu galibiyetle ligin ilk yarısını lider kapatmayı garantiledi. Kısa bir ara aralarından yeniden geçeceğiz. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Beşiktaş Torku Konyaspor karşılaşması şimdi sona erdi. Beşiktaş Torku Konyaspor'u 4-0'la geçti ve ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı. Beşiktaş puanını 41'e yükseltti. Artık gözler yarın oynanacak Fenerbahçe Medikana Sivasspor karşılaşmasına çevrildi. Beşiktaş ligin ilk yarısını az önce de söylediğim gibi lider tamamladı. 4-0'lık bir galibiyet. Gökhan sen genel bir analiz yapıyordun. Beşiktaş'ı bir turda tamamlayalım, Galatasaray'a geçelim. Bir şey söyleyeceğim. Niye hep o yapıyor sonuna? Neden? Beşiktaş'ta oldu şimdi. Orada ikiniz şey yaptınız şimdi, baş başa verdiniz şimdi. Geliyorsunuz söz hakkını burada en yaşlımız, en tecrübeli hocamız dururken tak diye Gökhan'a veriyorsun. Oradaki ilişkilerinizin benden boyutunu ben anlamak istiyorum. Benden torpille. Bu akşam. Patron ya biliyorsun. Kim? Haluk. Neyin patronu? Haluk abimiz ya. Neyin patronu? 12 koyuna verdim hocam. 4. Ona 2 koyuna bir şey verdim. Bir şey söyleyeceğim. Değerimi gördün artık yükseltiyorsun. 4 de 12. Yok 5'e eldik. 1'e 1 verdi. Ben de 2 koyun yeter ona dedim. Akıllanır dedim. Kendine gelir dedim hocam. Hocam sen samimiyetle şunu söyle. Bir dakika bak. Biz o kadar havaya girdim. Bir yeter. Bir es verdim. Nefes al diye yaptım. Eyvallah. Bir sohbete. Eyvallah. Şu hocanın yazdığı gerçek yazıyı bir okur musun? En son ne geldi biliyor musun? En son gelen teklif biz öyle. Deniz, ben iki koyuna hani, verdim onu. Deniz Atak hocam diyor ki golcü Tanju abim var gelsin Süper Lig'e çıkalım diyor. Ne olacak yaprak? Nedir durumun? Ne olacak senin durumun? Bundan sonra para da yetmez ona yani. Az öncekini kaçırdın. Para da yetmez. Ne olacak ben Deniz Hoca futboldan anlıyordum anlamıyordum. Deniz görüyor musun? Deniz bak. Fakat arada da baban aradı. Hemen öpücükler yolluyorsun Kızılcağım'a. Mehmet Yenice'ye. Mehmet Yenice. Ben evet. Biliyorsun Kandil'de de evet. Kendisiyle görüştüm. Mehmet abi doğru mu söylüyor? Kendileri. Mesaj atar abi şimdi sana. Ben yalan söylüyorum. Mehmet abi seni sevmeyen ölsün. Adamın dibisin sen. Sayın Mehmet Yenice. Mehmet Kızılcağım'a selamlar. Mehmet şöyle abi. Ekip olarak bir gelelim de bize bir orada gezdir. Ya keşke ha? Yanıyor tutuşuyor abi. Keşke gidebilsek. Kar var mıdır orada? Muhtemelen vardır. Zaten İstanbul'da da çarşamba akşam başlıyormuş. 3 gün falan bir kar oluyor. Mehmet Yenice dünya tatlısı bir insan. Ben kendisini tanımıyorum. Tanır mısın? Ben tanımıyorum. Gerçekten. Tanışırsın. Yenice değil de pardon Benice'ydi o. Yenice tanımıyorum. Tanıştırma ya Beyice'dir o. Mehmet Yenice abimize de saygılarımızı iletelim. O da izliyor bizi galiba. Evet buyurun Gökhan Bey. Hakkınızı aldık ama. Estağfurullah abi. Sen her zaman yani, her şeyi oradaki alabilirsin. Oradaki ilişkilerin boyutan bir her zaman her şeyi alabilirsin sen. Temeller Gökhan. Teşekkürler Gökhan. Tanrıca abi nasıl değerlendiriyorsun? Güzeldi valla. Buyurun efendim. Yok estağfurullah buyurun lütfen. Yok valla yok. Sen Beşiktaşlısın abi sen söyleyeceksin. Ya biz üzerine Beşiktaş... konuşmamız lazım. Ama ben dün akşam söyleyeceğimi söyledim. 3-0'ı bile kabul etmiyorum dedim. Doğru gördün mü? Evet evet. Ama ben Konyaspor'un o 45'ten keyif aldın mı? Mutlu oldun mu skora? Ben her zaman her bekliyor zaman bekliyor muydun bir Beşiktaşlı olarak? Ben Beşiktaş'ın kazanmasını istiyordum. Ben yani çünkü şimdi niye bu soruları soruyorum biliyor musun? Bir kafanı çalıştır. Hani program yapacağız ya. Nereye yapacağız? Tamam abi. Kardeş kanala. Tamam. Yani acaba diyorum böyle ben soru cevap gidebilir miyim diye şimdi kendimi deniyorum. Ben anlama. Seni çok denedim abi. Sen tamam. Gerçek mi denedin? Nerede denedin beni ya? Yok ya. Buyurun. Tanju. Biz program yapacağız da. Evet. Kardeş kanalımıza. İnşallah. Ama Orhan Gencebay'dan başlayacağız. Hadi abi hadi. Gökhan'cığım değerlendirir misin? Mehmet abi oradan diyor ki siz ne dinamiksiniz, ne mutlusunuz, ne keyiflisiniz diyor. Ne alıyorsunuz siz diyor. İlaç var mı diyor. Ben de 70 yaşına geldim diyor. Deli misin Mehmet abi? Bizde sevgi var. Aşk var aramızda. Mehmet abi o ilaç işlerini iyi biliyor. Sen iyi bilirsin. Bir dakika. Ne demek sen bu? Sen Mehmet ne demek bu? Bir dakika. Mehmet Yenice'nin arkasından konuşturmam yüzüne, lazım. Yüzüne söylüyoruz burada. Bir dakika ne ilacı söyleyin abi. Ne ilacı öyle işlere su, girmez. Su. Ha, su. Su. Tamam başka he oldu. Mehmet abi. Mehmet abi öyle bir şey yapmaz. Asla. Peki. Asla. Gökhan'cığım. Şimdi Gökhan başlıyorsan çok başla yalnız. Başlıyorsan ne var? Ne var biliyor musun? Şimdi Gökhan başlayacak başlayamıyor. Mehmet Yenici'yi de tanımadı. Şimdi o arada kaldı böyle. Gol yiyor, tekrar santra yapıyor. Bir gol daha yiyor, bir santra daha. Sanlı buyur. Abi gibi biliyorsun. Sanlı abi de kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın. Alıp topu santraya gitmişti. Şimdi Beşiktaş bugün hatırlar birazcık farklı. Sen? Sanlı abiden çok dinledim ama hatırlar mısın? Yok, sen doğmadan görmedim. Çünkü 4 sene evvel de onu görmedim.
Şimdi bunun yine gol atıyorlar sana ya. Geç doğmuş ol. Geç doğmuş olmanın nesi komik abi ya. Abi suçu ne bu adamın abi? Geç doğmuş olmanın ne komik abi? Hatırlamaz ki. Hatırlamaz tabii canım. Gökhan sana teşekkür ediyoruz. Evet ben de teşekkür ediyorum. Ben alayım. Abi lütfen başlar mısın ya? Çünkü yani senle başlamayınca böyle oluyor demek ki. Bundan sonra aldın mı ağzının payını? Tamam. Şimdi Beşiktaş. O değil ben aldım ağzımın payını yalnız. Abi sen benden gol yiyorsun oradan gol yiyorsun. Evet buyurun. Yok, bak ya, lütfen. Lütfen. Konuş ben rica ediyorum. Bizde ya. Hayır hayır. Konuş konuş. Ya işte dediğimiz gibi Beşiktaş iyi oynuyordu. Atiba biraz geriye yaslanınca Quaresma ile Gökhan çizgilere geçince ilk 45'te gol atmayı başaramadılar. Ama ortadan delmeye çalışınca da Beşiktaş başarılı oldu. Farklı bir galibiyetle haftayı ve sezonu ve aynı zamanda sezonun ilk yarısını aynı zamanda yılda kapatmış oldu. Hak ederek ligin ilk yarısında en iyi topu Beşiktaş oynadı. Kim o lider zaman... olmasını, kimin lider olmasını isterdiniz diye anket yapsak i̇sterdiniz şimdi. İsterdiniz diye değil de kim bak, hak etti diye kim yaparsak. Kim hak etti pardon. Hak etti diye yaparsak daha doğru. Kim hak etti, evet. Kim hak etti diye yapsak, kimin olmasını isterdiniz yani bu futbolla ortaya konulan futbolla Beşiktaş deseydik. Beşiktaş çıkardı. Herkes Beşiktaş'a Beşiktaş iyi futbol oynadı söylerdi ilk yarısında. Hocam buyurun. Beşiktaş takımı ilk yarı biraz zorlandı ama ikinci yarıda ortaya çıkan fark şu. Ben hep Fenerbahçe'de diyorum ya, Josef, Mehmet Topal diyorum. Beşiktaş'a baktığımız zaman Oğuzhan Sosa. Geçen hafta Sosa çıktı bir yazıya. Bu hafta Oğuzhan o ilk golü hatırlıyor musunuz? Ne yaptı yerde? Kaleciyi yatırdı, Ali Turan'ı yatırdı. Hocam i̇şte o ikinci dürtmesi mesela evet, golü yaptı. Evet. İşte ben neden diyorum Mehmet Topal'la Josef'i aynı orta sahada oynatmasın diye. Bugün de Galatasaray fark, aynı şeyi yaptı. Evet işte fark bu. Oğuzhan var, Sosa var, Gomez var, Gökhan var. İkisi kötü oynasa üçü iyi oynuyor. Beşiktaş takımı iyi yolda. Şen Olucu büyük bir hata yapmazsa sonuna kadar bu işi götürecek. Bir stoper takviyesi, bir de kaleci. Kaleci takviyesiyle lazım. Benim de stoper bu sene lazım. Beşiktaş yani hani Fenerbahçe tamam gol yemeyen bir takım hüviyetinde. Çok zor maç kaybeder takım hüviyetinde ama Beşiktaş'ta çok maç kazanır havası var. Yani var, evet. Var. Alayım mı sazı elime? Buyurun Tanju abi. Şimdi Beşiktaş'a şuradan girmek istiyorum. Stadı var mı? Yok. Kaç senedir yok? 3. 2. 2. 3 oldu. 2 sene. Üç. Bu 2 3. sene diyelim. Yani 2,5. sezon. Bilic 2 yıl stadı i̇şte 2,5. Bu 3. sezon işte. 2,5. Deplasman dinlemeyen, stadı olmayan, her statta aynı futbolunu içeride dışarıda sergilemek için mücadele eden ve bugün itibariyle attığı gol sayısı 41 arkadaşlar. Kaç? 41. Fenerbahçe'nin kaçtan şu? 25. Fark zaten burada ortaya çıkıyor. Oynadığı futbol, keyif veren futbol, bol gollü futbol, taraftarın desteği, Türk insanının biraz evvel kim hak etti derse gerçekten bu sene ilk yarının lideri bana göre gönüllerin lideri de Beşiktaş'tır. Bunu da samimiyetle itiraf etmek istiyorum. Tanju ama abi, ikinci yarı ne olur? Bekleyelim. Görelim. Ben, İki değil. Bence Beşiktaş üçüncü takviyeyi de yapabilir. Attığı gol sayısı evet fena değil. Yediği de fena çok değil. Fena değil mi? 41. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi 41'den başlıyorsunuz. Bu fena değil derken bir şimdi, açar mısın? Şuraya getireceğim. Şimdi Galatasaray'da bu sezon 38 gol atmış ligin ilk yarısında. Evet. Yediği gol 23. Beşiktaş 41 atmış 18 yemiş. Yani şimdi aslında baktığımız zaman hani Galatasaray avlu attı diyoruz. Galatasaray'da 38 atmış. Evet. Yani biraz fazla yemiş ama yani Muslera'ya rağmen. Muslera'ya rağmen. Fark nerede? Fark ortada. Hayır şu. Yediği gollerin çok çokluğu. Onu söylüyorum. Ya 3 gol fazla atmış Beşiktaş. Onu demek istemiyorum ama Galatasaray'ın yediği gollere bakacaksın. Abi, kaç gol yemiş? 5 de fazla yemiş. Nerede 5 yemiş 18, ya? 18-23 Tanju abi. Az mı abi? Yani 5 tamam. Az mı? Tabii ki ama 11 puanlık farkı göstermiyor. 18 bile fazla. Peki şampiyonluk yarışında olan takımların 18 gol yemesi bile fazla. Kaç tane iyi oyunu hatırlıyorsun Tanju? 1 ya da 2. Galatasaray'ın bu sezon 17 maçta kaç tane oyu hatırlıyorsun? Geçen hafta Akhisar maçının ilk 45 dakikasını hatırlıyorum. 2 ya da 3 maç. Başka? Evet. Ama Beşiktaş'ın ben en az 10 tane maçını evet, sayabiliriz burada beraber. Bilmiyorum evet, aynı fikirde misiniz? Aynı kesinlikle fark aynı fikirde. Bence burada. Zaten evet, o yüzden ilk yarının hak edeni Beşiktaş diyoruz. Attıklarını yediklerine baktığımız zaman Galatasaray'la Beşiktaş'ın attığı 7 arasında çok büyük fark yok ama 11 puanlık bir fark var. Yani bence o çok çarpıcı bir örnek. Ya ama şimdi gollere baktığımız zaman biraz bizim de diyorsun ki 38 61 41. Öyle bakma. Bazı maçlarda çok gol yedi Galatasaray. Şimdi bir Rize maçı var ki 4-3'lük. 3 atıyor, 4 yiyor. Diğer maçlarda Antalya atıyor, maçı 3-3. 3-3 oluyor. Yani
attığını ya 7'nin fazlasını atmak için mücadele ediyor. O kadar kolay goller yok. O kadar kolay basit goller yok ki. Mustera'ya kademe, rağmen. Ya Mustera'ya rağmen. Mustera da her maçta en az %100 5 tane gol pozisyonu bugün kurtarıyor. Kayseri maçında da öyle. İlk yarı bir ses var. İkinci yarı çıkarttı. Bir ses var. Var Galatasaray'da şeyde Kayseri'de. Ben Galatasaray'da bir ses var gibi bir tane. Mara kulübedeydi. Mustafa Denizli o. Hep seslendiren, ses bağıran. Var. Çok merak ediyorum. Mesela Mustafa Denizli ne verdi? Ne verdi söyleyeyim mi hocam? Ne Mustafa verdi? Hoca 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. 5 haftaya bakıyorsun. Ben bu 4 haftasını çıkartmıştım. Hamza Hoca nasıl başladı? Evet. Mustafa Hoca nasıl? Göreve gelince nasıl başladı diye. Hamza Hoca da 2 beraberlik, 1 mağlubiyet, 1 galibiyetle başlamış. Aynı. Aynı yani hani. Ama şimdi ne oldu? 4,5 milyon dolar daha para verildi. Artı gelecek futbolcularla ilgili transfer yapılacak. Şu Donk meselesini hala, konuşalım. Yani Donk, onu konuşacağız ama onu hala. Konuşacak mesele var da. Şimdi var da. Ben şimdi Tanju abi şimdi bodozlamadan daldı. Ben önce Mustafa Denizli'yi maç sonu dinleyelim. Evet istiyorum. Dinleyelim hocam. Dinleyelim. Yani Rıdvan hazırlıyordu ama İlbey biraz sürpriz oldu. Hazırmış evet. Bir Mustafa Denizli'yi maç sonu dinleyelim. Beşiktaş defterini kapatıyoruz. Galatasaray'a Mustafa Denizli ile start ediyoruz. Beşiktaş'ı da kutlayalım ayrıca. Oynadığımız her maç rakip kim olursa olsun kazanamadığımız takdirde hepsi kayıp maçlardır. Bu da kayıp maçlardan bir tanesi bu manada. Ama bugünün koşulları itibariyle değerlendirdiğimiz zaman yani bugün sahaya sürdüğümüz kadro ve devam ettiğimiz kadro itibariyle belki de kötünün iyisi olarak değerlendirebiliriz. Yaş vasatisi yüksek bir takımız. Dolayısıyla tercih edeceğimiz futbolcu profilleri bize hem geldiği günden itibaren katkı sağlayacak ama daha önemlisi önümüzdeki yılları da devam ettirecek futbolcu profillerini kadromuza katmaya gayret edeceğiz. Belki içeride işte bir tane tecrübeli sınıfına girebilecek, yaş ortalaması 25'in üzerinde olabilecek bir futbolcu. Onun dışındakilerin tamamı 25 yaş ve altı gruptan olacak. Galatasaray camiasında hiç kimse içinde ve dışında ilk yarı sonunda şampiyonluktan umudunu kesmez. Ben de asla kesmem. Bu yarışın Nisan ayının ortalarına doğru nereye geleceğini hep beraber yaşarız. Bizsiz bir yarış olmaz. Bunu üzerine basa basa söylüyorum. Teşekkürler. Peki. Bizsiz bir yarış olmaz. Puan farkı 5. Bizsiz bir yarış olmaz. Puan farkı 8. Bizsiz bir yarış olmaz. Puan farkı 9. Bizsiz bir yarış olmaz. Puan farkı 11. Bizsiz bir yarış olmaz dedikçe Mustafa Denizli puan farkı artıyor. Ya şunu görmesi lazım Mustafa Denizli'nin artık. Umut dağıtmasın. Taraftar her şeyin farkında. Bunlara kimse inanmıyor. Ya bir de ikide bir Haluk. Yaş vasatisi yüksek bir takımız. Ya kaç yaşında bu futbolcu? Allah aşkına. Ya geçen sene bu takım 3 kupa 4 kupa alan takım değil miydi? Akser. Bir dakika. Kaç, Allah aşkına hayır, geçen sene en yaşlı topçu kim Tanju Galatasaray? Bilal galiba 32 yaşında. Peki hocam geçen sene. Ya Sabri de. Sevgili, 30 yaşında. Sevgili hocam. Ya geçen sene 3-4 kupa aldık diyen bu Galatasaray futbolcular değil miydi? Galatasaray'ın kupalarla resimler veren Galatasaray'ın sürekli oynayan yaşlandı mı? Birer yaş ileri atınca sürekli oynayan oyuncularda 30 yaş sınırı. Mesela Snyder yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorsam ya 30 ya 31 yaşında. Bilal 32 yaşında. Tamam. Selçuk 29-30 tamam. yaşında. Burak Yılmaz 29-30 tamam. yaşında. Umut'un biraz daha onlardan daha fazla yaşı Umut Bulut'un. Podolski aşağı yukarı o yaşta. Tamam. En ideal yaş bence. Aynen. En ideal yaş bir futbolcunun en verimli olduğu kendine bakıyorsa yaş. Ya hocam yani bunlar hep tribün oynuyor da tribün bunları yemiyor farkında değilsin sen. Ben bir kere, bir kere Galatasaray her şeyin hani şu an en ufak bir su faturasını bile hesap etmek zorunda. Yani su faturası bile yüksek gelmemek zorunda ben değil mi? Ben Galatasaray yönetiminin yönünde şey olayım bugün bir tane transfer yapmam. Devre arasında yapacağın transfer yaptı Ünal Aysal Mançeli döneminde 9 tane bir tanesi yok bugün. Peki bu Drogba Snyder de o devre arasında geldi. O devre arasında gelmedi. O devre arasında değil de devre arasında geldiği zaman transfer hepsi kötü değil. 2,5 milyon euro deniyor bonservis için. Sezon sonunda sözleşmesi için. Diyelim ki ya bırak 1,5 olsun. Niye ya şampiyon mu olacaksın? Olamazsın kardeşim. Sokağa atma parayı. 2,5 milyon euro hocam. Sevgili yöneticiler buradan sesleniyorum. Siz hayal görüyorsunuz. Sezon başında transfer yapmayarak hata yapan Galatasaray yönetimi devre arasında transfer yaparak yine hata yapar. Büyük hata yaparsınız. Çok büyük hem de. Bak ben gerçekten büyük hata yaparsınız. Sakın ha. Bu sene iş işten geçti. Bir Donka 2,5 milyon veya 1,750 vermeyin. Şuranın şurasında 6 ay kaldı. 6 ayda Donk.
Galatasaray takımını şampiyon yapamaz. Sözleşmeyi imzala bugün. Allah aşkına imzala, 200 bin euro avantadan ver ona. Yürü yoluna bak Allah aşkına. Basit. Ne acelen var? Yani Donk gelecek, Galatasaray şampiyon olacaksa 5 milyon euro. Hayır, Mustafa Denizli zaten diyor ki transfer yapacağız Nisan'da diyor. Siz yarış olmaz diyor. Yani bugün Galatasaray kalan bütün maçlarını kazansa bile ikinci yarıda şampiyon olmama ihtimali var. Var. Var tabii. Onun bak, elinde bütün maçları olmak. Kazansa dahi. Şampiyon olmak onun elinde 17'de değil. 17'de 17 yapsa dahi, evet, şampiyon olmama ihtimali var. Ya kardeşim. İşte 17'de 17 yaparken öbür takımlar duracaklar mı? Abi o bakalım işte, örnek vereyim ben size. Allah aşkına ya. Beşiktaş 2 mağlubiyeti var, 2 beraberliği var. 6 yani 8 puan kaybetmiş. İkinci yarıda bu ortalamayla giderse yakalama şansın 0. Hayır, böyle olursa 8 puan kaybeder. Beşiktaş Galatasaray'ı yenmişti. Derbiyi kazanırsa 11 yapar. Kafa kafaya kafaya olurlar. Gökhan, bütün maçlarını kazanırsa. İki mağlubiyet, birine Galatasaray'a yaz. Olmuyor işte. Aynı yani ortalama. Şimdi bu Galatasaray ne olacak? Uzaydan birileri gelip her maçı 3-0, 5-0 kazanacağını mı düşünüyorsunuz? Bu futbolcularla, bu elindeki futbolcularla. Ya arkadaş, bu futbolcuların çok değişmesi lazım. Tanju bu futbolcuları da sen iyi yönetirsen Galatasaray'ın, bakıyorsun abi Burak Yılmaz bugün tamam beğenirsin beğenmezsin. Ya bu oyuncu değil miydi abi Galatasaray'da? Geldi, gol krallıkları yaşadı, şampiyonluklar yaşadı. Ne oldu bu oyuncu? 35 yaşında değil ki, 30 yaşında. İyi motive edersen Burak Yılmaz'ı kazanırsın. Podolski, ligin Galatasaray adına en çok gol atan oyuncusu. Selçuk İnan. Yani iyi bir Selçuk İnan'ı gördük. Kim edecek bu motivasyonu, kim yapacak? Tarık. Ya yaparsın bir tane transfer yaparsın. Kim yapacak? Kim? Tarık yapacak. Yasin yapacak. Rodriguez olacak. Bunlarla oynuyor Podolski. Neden bahsediyorsunuz abi? Bu oyuncular Galatasaray'ın oyuncusu mu ya? Motivasyonu yapacak. Hoca yapacak. Hoca yapacak, evet. Ama hoca ne yapıyor? Topçusunu satıyor. Yaş vasatisi yüksek. Hocam sen oyuncunu satarsan oyuncun da seni satar. O kadar işte. Sattı da ortada. Ya bugün ya Bilal ne yaptı ya size? Bugün Bilal oyuna girdi 60. dakikada. Galatasaray'ın oyunu değişti hocam. Kardeşim, aldı, sağa attı, Snyder'in olmadığı maçta. Ceza sahası içine giremiyordu. Snyder'in olmadığı maçta. Eğer ki Burak'ı oynatmayan hoca o takımına ihanet ediyor. Bilal'i oynatmıyorsa ihanet ediyor. Hocam bir şeyler yapıyor. Ya Tarık nereden çıktı Allah aşkına ya? Evet, Tarık'ın yaptığı hiçbir iş yok niye ya. Niye biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Sabri'yi sevmiyor ya taraftar. Kimi? Sabri'yi taraftar sevmiyor. Şirin. Ne alakası var? Taraftara şirin görünüyor. Taraftara oynuyor. Bence öyle. Öyle. Bence öyle. Ama ya, Tarık ne veriyor abi? Vallahi yine Sabri bundan çok daha iyi oynuyor ya. 5 kere Tanju abi ya. Tarık ne veriyor? Evet. Yasin ne veriyor? Rodriguez kimdir? Çeccu'yla niye ikisini bir arada oynatırsın? Öyle bir 11'le başlarsın. Nasıl gol atacaksın Galatasaray? Mümkünatı ve kalkıyorsun maçtan sonra diyorsun ki birincisi ben o su faturasından şunu söylemeye nereye getirmiştim. Nereye gelecektin onu merak ettim. Bak, ben de. Galatasaray bir AŞ'dir. SPK'ya bağlı bir anonim şirkettir. Ve siz basın toplantısında SPK'ya açıklama yapmadan önce spekülasyon yapıyorsunuz ve bu konudan ceza alacak Galatasaray Kulübü. Öyle midir? Evet. Yani bu SPK ile ilgili konuşmalarından dolayı mı? Efendim? Bu konuşmalarından dolayı. Evet, Donk açıklamasından dolayı. Donk dışında 18-25 yaş aralığında transfer yapacağız dedi mi? Ama dedi. Donk bitti demedi canım. Donk dışında bu ne demek? Bu spekülasyon mu? Şimdi hoca açıkladı. Kasımpaşa'nın açıklaması diyor. Değil hocam. Şimdi SPK ona bakmıyor. SPK diyor ki sen ya neyse bu çok da önemli bir şey değil. Yani. Ama bunları bile gözden kaçırıyorsunuz. Yani buradan gelebilecek bir para cezası da ufak para cezası değil yani. Kalkıyorsunuz. Kalkıyorsun sonra diyorsun ki önümüzdeki yılları kurtarmak adına bir transfer. Hocam kaç sene kalacaksın? Sözleşmesi 1,5 sene. Kaç sene kalacaksın hocam? Yaşın dakika, kaç oldu? Ne olur ya? Adam genç. Öbür tarafta 72 yaşındaki şey daha çok gencim diyor Ünal Aysal. Doğru çok söylüyorsun. Sular acaba. O bekliyorsa Denizli'de bir 10 sene daha kalır. 10 sene evet doğru söylüyorsun. Ya hocam doğru zaten söylüyorsun. Mustafa Denizli Galatasaray'a bu görevi kabul etmesinin sebebi dibe vurmuş bir Galatasaray olmasaydı. Fatih Terim'den sonra Ünal Aysal kendisi açıklamış. Mustafa Denizli'yle konuştuk o zaman hazır değildi demiş. Niye gelmedi o zaman Galatasaray'a? Çünkü o zaman Galatasaray 2 yıl üst üste şampiyon olmuş. Yani 4 tane iyi bir kadro var. Değil mi? Şimdi gerçi yine 3 kupalı Hamza Hoca'dan sonra geldi ama dibe vurmuş Galatasaray'a geldi. Ya o zaman, ben onu anlamıyorum. O zaman abi, dibe mi vurmuştu Galatasaray? Dibe vurmuştu bence ama algı öyle oluşturuldu. Bak şimdi ama 2 tane mağlubiyetle geldi bak. 2 mağlubiyet. Çaykur Rize maçı değil mi 4-3'lük? Evet. Son Antalya Spor maçına taferel çıkmadı mı? Evet. Antalya Spor maçına kadar ne yaptı abi Galatasaray? 2 tane mağlubiyeti vardı. O kadar. Kaç vardı? 2 tane mağlubiyeti vardı ya. He? Hamza kaç farklı bıraktı Hamza Hoca? 4 ya da 5 puan. Hatırlamıyorum puan farkını. Bilmediğimi söyleyeyim. 11. Ya ben neden bahsediyor? Hangi dibe vurmuşluktan bahsediyor insanlar? Ben onu Mustafa anlamıyorum. Mustafa Denizli şampiyon yap bizi. Mustafa Denizli şampiyon yap bizi. Bak, 11 puan fark çıktı. Nasıl olacak şampiyon?
Bana bunu bir anlat. Lütfen Mustafa Denizli. Aa, hayal yapmaya devam et Mustafa Denizli. İşi bu abi. Çok... Ağzı çok iyi laf yapar. Basın arkasında. Hani ya 5 puan farklı alındı Mustafa Denizli. 11'e çıktı. Ya yazsanıza biriniz. Ey basındakiler. Ey sporun yönetenler, Türkiye'deki sayfaları yönetenler. Ya bir de Mustafa Denizli hata yaptı ya. Ya Mustafa Denizli hayal satıyorsun diye. Hiç yüreğiniz yok mu ya? Hayır, bir de yazın hocam, ya yazın. Korkmayın abi, ya korkmayın de, ya. Ya sen geldin korkmayın bu takımın ya. Başı 6-7 haftadır bu takımın başında. Abi nerede, ne verdin? Bir, ne değişti? Müsaade eder misin abi? Ya hep mi suçlu oyuncu abi? Evet. Suçlu oyuncu mu yani? Evet. Galip geldi mi hoca? Şimdi sadece oyuncu da değil. Eski hocaya da. Tabii. Antrenman yapmadı, antrenman kondisyon yaptı, yok, evet. Takımın kurgusu yok, evet. Bir düzeni yok, sistemi yok, takım planlaması yaşlı, yok. Bu yaşlı takımdan bir cacık olmaz. O zaman niye geldin Sayın Denizli? Niye geldin? Seni zorla buraya davet mi ettiler? Yok, 1,5 milyon dolar verdiler. Şey, 1,5 yıl için 4 milyon kaç para vermişler? 4,5. 4,5 milyon dolar toplam para verdiler. Hepsine. 1,5 yıl için. Çok da güzel para. Ben olsam ben de gelirim. Ya kariyerimi riske ederim diyor ya bu yaşta. 4,5 milyon dolar para iyi para. Bir şey söyleyeceğim. Her zaten... şeyimi riske ederim bak. Hayatımı riske ederim ben o yaştan sonra. Bırak kariyeri. Tabii. 4,5 milyon dolar. Hayatımı riske ederim ben. Ya bizi aldı. Ya Sayın Deniz öyle çok paralar kazandı ya. Evet. Yani bir şöyle bir gerçek yani, evet. Gökhan. Yani bu para çok önemli olmaması lazım. Niye biliyor musun? Mustafa Denizli o dönemden bu döneme kardeşim büyük paralar kazandı. Harcadıysa, yanlış yaptıysa onun sorunu. Bana ne ya? Doğru söylüyor dayı. Çirkinlik yapmış onun sorunu. Ama bu paraları kazandı Denizli. Nerede, İlk defa nerede, kazanmıyor. Nerede çalıştı? Galatasaray. Fenerbahçe, Beşiktaş, milli takım. İran, milli takım. Abi her sene her 2 milyon dolar olsa benim bildiğim, benim 90 yılında teknik direktörümdü. Teknik direktörümdü 90 yılında. 25 yıl çarpı 1 milyon dolar. En az 25 milyon dolar parası ya, olması gerekir. Parayı konuşmayalım. Hayır, onu söylemek istiyorum ben de. Yani para her şey değil. Çok şey kabul ediyorum ama. Şunu soruyorum. Mustafa Denizli buraya gelirken hangi hesabı yaptı? Hangi planlamayı yaptı? Hangi düşünceyle geldi? Kadrosu yok, planlaması yok, programı yok. Kondisyonu yok. Ya yok 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 baba. Yardımcısı yok. Yani. Yardımcısı yok. Ekibi yok. Mustafa Denizli gelecek başarılı olacak. Nasıl olacak arkadaş? Ya dünyanın neresinde var böyle bir sistem? Varsa anlatın bana ya. Ya Allah aşkına nasıl ya? Bunun tek sebebi Mustafa Denizli mi arıyor abi? Dursun Özbek'tir. Yok, Samsun'dan Selamet arkadaşım arıyor. O da televizyoncu. Tek sebebi Dursun Özbek'tir. Dursun Özbek Galatasaray'ın başına gelmiş ve bence en büyük talihsizliktir. Dursun Özbek Galatasaray'ın başına gelmiş en büyük talihsizliktir bence. Peki başka bir soru soracağım. Muhittin Hocam size sorayım. Tanrıcı abi gözü açtı yeterince. Hamza Hamzoğlu takımın başına ya, kalsaydı. Ya, Galatasaray'ımıza günah abi. Hamza Hamzoğlu'nu göndermeseydi Galatasaray. Bu kadar kötü olmaz. Zirvenin 11 puan gerisinde kalma ihtimali de vardı. Bence sonuna kadar anladım. Yani sonuna kadar gider miydi? Şampiyon olamasa dahi yarışın içinde olurdu. Sonuna kadar takip ederdi ama 3 puan geriden ama 4 puan geriden. Yani bu tablo olmazdı diyorsunuz. Asla ligin olmaz. İlk yarısında. Asla olmaz. Tanrıcı abi sence olur muydu? Kim? Tamz Hoca kalsaydı. Yemin iddia ediyorum. Bak iddia ediyorum. Bu fark 11 olmazdı. Bak iddia ediyorum ama. Niye? İyidir kötüdür. Tartışırız, tartışmaya devam ederiz. Ama Hamza Hamzoğlu'nun geçmişten gelen duruşuyla, sıcaklığıyla, adamlığıyla ve Galatasaray'a çok şey veren... Hayatının çok önemli parçası olan bir Galatasaray'da bu sene bu kadar transfer yapmamasına rağmen her türlü koruyan bir Hamza'nın, futbolcuların biraz daha üst level'da azıcık daha bir şeyler verebileceğini düşünüyorum. Ama şimdi geldi Mustafa Denizli, futbolcuları veriyor. Kimin önüne? Taraftarın önüne. Kimin? Türk halkının önüne. Bu ne yapıyor biliyor musun? Bu yönetimi de bir yandan kurtarıyor. Tabii. Şimdi bu yönetimin işine geliyor Haluk. Diyor ki nasıl olsa diyor. Mustafa Denizli'nin bütün etrafı basın dolu. Mustafa Denizli'ye yazamayacaklar. Mustafa Denizli'ye yazamayınca yöneticilere de yazamayacaklar. Kime yazacaklar? Vuruna balıya, futbolcuya. Kime? Sabri'ye. Kime? Tarık'a. Kime? Ona. Kime? Buna. Ne oluyor? Avantajı kendine çeviriyor. Mustafa... Şimdi burada çok akıllı bir bence planlama yapmış Dursun. Kimi getirebilirim demiş. Türkiye'nin böyle Fatih Terim de olsa aynı olacaktı. Demiş ki kim var başka? Bence bunlar Ersun Yanal'ı da düşünmüşlerdir. Bak iddia ediyorum. Ama Ersun kriteri 3 milyon euro. Onun haricinde şampiyon yapmam diyor. Verirsiniz 3 milyon euroyu ben o zaman şampiyon yaparım diyor takımı. Ben diyor şapkadan tavşan çıkarırım Ersun Yanal diyor. Taraftar yani... Çok zor. Tutamazdı. Tutamazdı kabul ediyorum ama işte Mustafa Denizli'nin basını var ya basını. Yani
o basınla ilişkileri o kadar kuvvetli olduğu için Allah aşkına ya size soruyorum tekrar. Tekrar tekrar soruyorum. Ya bir tane yazı var mı aleyhinde? Bir tane yazı var mı? Hey Hıncal Uluç. Hey Hıncal Uluç. Galatasaray'ı yönetiyorsun. Hadi yazsana. Hıncal Uluç'un Galatasaray'ı yönetecek kadar gücü var mı abi? Getirdi yapma. Da Mustafa Denizli'yi kim getirdi? Ya getirdi. Onun lobisi getirdi. Şey yani. Bak o zaman diyorum ki övün diyorum ben de Hıncal Uluç'a buradan. Övün ya. Eserinle övün diyorum o zaman kusura bakma. Yanlış zamanda yanlış bir planlama yapılıp Hamza Hamzoğlu'nun oradan gitmesi hataydı. Şampiyon olmayacaksa da Hamza Hamzoğlu kalacaktı. Bütçe ona göre ayarlanacaktı ama seneye bu bütçe nasıl kardeşim ben anlamıyorum. Hamza Hamzoğlu'na gelince UEFA kriterleri fair play o bu ama Mustafa Denizli geldi uçtu gitti. Hani bu basının yazanları niye yazmıyorsunuz bunları? Hani sevgili Dursun Özbek ve yöneticiler? Nerede fair play? Nerede diyorlar size açmayın, fazla harcamayın diyordunuz. Hani ne oldu? Ne değişti abi? Mustafa Denizli gelince UEFA da mı bağlandı? Ya ben başka bir şey soracağım. Yani Galatasaray'ın kadrosu kötü diyor Mustafa Denizli. Çok oyuncu transfer etmemiz lazım değil falan filan da. Ya bugün sen Kayseri deplasmanına gidiyorsun. Bilal'i niye oynatmıyorsun abi Snyder yokken? Ya Tarık'ın ne işi var? Ya basit toplantısında acaba kimse sordu mu bunu? Tarık'ın ne işi var kardeşim Zabek'te? Ben bugün bir gerçek daha öğrendim. Şaşırdım. Bu maçları veren TV, yayın kuruluşu soru sordurmayı da hocaların isteğine göre yapıyormuş sevgili halkımız. Sadece 90 dakikadaki performansı anlatın diyormuşsun. Başka bir soru da kabul etmiyorlarmış. Ama sözleşme gereği yok. Kabul et. Ya böyle bir dünya mı var ya? Hayır ama basın toplantısı düzenliyor canım. Sadece yani o orada... Yayıncı kuruluşun sormadığı için eleştiriyor ama. Bak yayıncı kuruluşun, için eleştiriyorum ben. Yayıncı kuruluş muhabirleri sormuyor diye eleştiriyor. Niye sormuyor abi? Anladın mı? Burası abi, bir format kuruluş, ya. Yani ben onu neyin formatı bu ya? Çünkü, ben orada niye daraltıyorsun sen abi, özgürlükleri için söylüyorum. O zaman yani ipin ucu başka yere gider. Orada bir süre var. Gökhan çalıştı biliyor. Bir dakika galiba. Maç 90 saniye ama hocaya bağlı yani. 1,5 dakika. Hayır ama. Yani çok da bağlı kalıyorlar. Zorunluluğu var. Gelmezse o 90 ceza alıyor. Bir dakika o 90 dakikaya kadar 90 saniyeye de çok şey kalıyorlar değil mi? Bağlı kalıyorlar değil mi? Hayır Tanju abi. Var mı bağlı? 90 dakikayı değerlendirirken de 1,5 dakika geçiyor zaten. 3 dakika geçiyor, 4 dakika geçiyor. Söylediğim şey başka bir şey abi. O 1,5 dakikada sözleşme gereği yapılmış o 1,5 dakika 90 saniyelik iş 90 dakika ile ilgili beklentisi ve 90 dakikanın analizi. Yani artık o hocanın vereceği bir şey. Yani hoca derse ki ya biz Bilal oynatmadık ama orada yani orada soru cevaba orada girdiği zaman orada futbolun marka değerini falan da düşürmeye tabii orada başka bir şey oluyor. Orada yani. Başka ama şeyler var. Basın toplantısında bence bilmiyorum izleyemedim ben basın toplantısını. Yani arkadaşlarımız hazırlamışlar ama yani Haluk eğer izin verirsen inşallah bir meslektaşımız ya hocam Bilal'le bugün niye başlamadınız Snyder'in yokluğunda diye. Onlar bizim zamanımızda kaldı bence. Bizler soruyorduk. Ben basın toplantılarında çok ciddi sorular sorulduğunu düşünmüyorum ben. Yani bizim o muhabirken niye gönülleri kırmamak için niye ama alınmasını önlemek için ya yani korku, hocam, gazeteci korkmaz korkuyorlar? Abi. Gazeteci gerçek bak, gazeteci hocam, korkmaz. Şey, neci bunlar yani o zaman? Değil de başka bir şey bilmiyorum. Belki taraftarlıkları öne çıkıyordur falan bilmiyorum yani. Ama ben izin verirsen şunu söyleyeceğim. Sen az önce her iki konuğa da sordun da Hamza Hoca kalsaydı ne olurdu Galatasaray'da iş başka tarafa geçti diye araya girmek istedim. Hamza Hoca kalsaydı da yine bundan daha iyi olmazdı. Çünkü bu kadar da kötü olmazdı. Tanju abi. 11 puan farkı olmazdı. Ben onu iddia ediyorum. Ya 11 olmazdı 9 olurdu. Ha 8 olurdu. Ha, 8 başarı değil mi abi? Ben olmazdı. Şunu 5'ten 6'dan fazla olmazdı. Ben neden söyleyeyim? Ben nedenini söyleyeyim. Neden? Hamza Hoca rahat çalışamıyordu arkadaşlar. Yani Hamza Hoca arkasında bir kuvvet, arkasında bir destek görmüyordu ki başarılı olsun. Arkasında olsaydı Hamza Hoca'nın. O da değildi. Hamza Hoca teknik direktör. İşte o da yoktu. Yani Hamza Hoca'ya... Dolayısıyla Hamza Hoca kalsa da bu kadar... Hamza Hoca'yı taraftar yaktı abi. Hamza Hoca Umut sosyal Bulut'un medya arkasında yaktı, durdu. Sosyal medya. Bence de öyle. Sosyal medya. Hamza Hoca Umut Bulut'un arkasında durdu. Sabri'nin arkasında durdu. Ya işte şimdi bakın... Şimdi dakika özür diliyorum. Bu ikisi şu anda Mustafa Denizli'nin Umut Santifor'u. Eğer bugün Sabri'yle... Sabri oynamıyorsa bence de bunun en büyük sorumlusu Mustafa Denizli'dir. Baktığım zaman Tarık mı Sabri mi elini vicdanına koyar hareket etmek istiyorsam tabii ki Sabri derim. Ya 100 kişiye sor. 99'u Sabri demezse ben adımı değiştiririm. O zaman Mustafa Denizli neyin arayışında kardeşim? Var niye burada, koymuyor? Niye yani, oynatmıyor? Sabri'nin yerine Tarık bak, oynasın diyen var mı burada? Ben Sabri'nin yerine transfer yapılmasını bile anlamsız Haluk buluyorum. Şey bak. Sabri varken transfer Haluk, yapmak manasız Sabri'ye. Şey dedi ya çok doğru söyledi. Şeye satıyor Sabri'yi. Taraftara satıyor. Tek bir şeyi var. Budayacağız dedi ya hocam. Evet, geldi takımı. Sevmiyorlar. Biz sularız. Sosyal medyada falan gırgır gır medyası oldu ya.
Ya bu iş ne hocam? Sen sularız budarız. Ya. Ya oyuncuya yazık değil mi ya? Ya sen ayıp, bu oyuncuyu... Yani ben mesela Mustafa Denizli'yi böyle bilmezdim ya. Oyuncusunu medyaya satan bir hoca görünümünde şu anda. Hiç öyle tahmin etmezdim yani. İçimizdeki İrlandalılardan nereye döndü iş ya? İrlanda biliyorsun, İrlanda değil. İçimizdeki İrlandalılardan iş döndü nerelere ya? Futbolcusunu satıyor, abi, ateşe atıyor. Şimdi niye biliyor musun o? Sen başarısız olursan... Yapacağın tek çare o. Kendi tek kendine yazmaması bu, için. Ya ben ne yapayım? Bunlar böyle bu işte. Kadar yetenekleri var, koşmuyorlar. Olur mu abi böyle? Satıyorlar. Şey? Ama bu... Bence abi be, az önce bir şey söyledim, arada kaynamasın. Tarık, Yasin, Rodriguez. Bunlar Galatasaray'da oynayacak futbolcu mu ya? Değiller. Alan almışlar. Oynatmasın abi, Tarık'ı oynatacak. Tarık'ın yerine kim var? Ya bir, Yasin şey var, Sabri var. Sabri var. Rodriguez'in yerine kim var? Bilal var. Bilal var. Var abi ama peki, ama Çolak şimdi var. Bunları soruyorsun da Emre'yi konuşmadık bak. Emre var ya. Bunları soruyorsun, ben bir soru sorayım. Mustafa Denizli artık bu saatten sonra hocam, Galatasaray'da hocalık yapacak adam mı? Kolpa bence yapıyor. Kolpa hocam. He? Hocam yapar. Niye yapar? Normal. Değil değil asla. Şu anda var ya Mustafa Denizli'nin haricinde hangi hoca gelmiş olsa bu 5 puandan 11 puanlık farka ortalık çıkartmış olsa mı? Yarın var ya yarın bütün manşetler ne şeyi yazardı. O teknik direktörün hatasını, yanlışını, çirkinliğini, bence başarısızlığını artık, yazardı. Bence artık yazacaklar. Ne zaman? Bence artık bu yarın çıkacak gazetelerde hedef Mustafa Denizli olacak. Ya Gökhan bana şunu anlat abi. Bence artık 2,5 milyon euro. Diyor ki 18'de 25 yaş transferi yapacağız. Don Kariş diyor. 18 20 Don Kariş. Kim verir 18'de 25 yaş? 18-25 yaşında devre arasında kimi bulacaksın? Kimi bulacaksın? Şapkadan tavşan yani, çıkartacaksın. Ya, burada söyleyeyim da yalan söylüyor. PTT burada da insanları kandırıyor. Söyleyeyim. PTT 1. Lig'den transfer yapacak. Orada da yok. Portekiz'den Porto'nun ya, B takımından transfer yapacak. Yapmayın be abi. Real Madrid'in C eyvah takımından transfer yapacak. O zaman yapacak. Eyvah ki eyvah. Yani başka yok ki. Transferde yapılan 9 transferden daha kötü transfer geliyor o zaman şu anda. Öyle oluyor. Şu anda görüntü ve bunu ben olacak ya ama 20 milyon dolar daha olur işte. Tabii ya. Ne olur ki? Nasıl olsa ceplerinden vermiyorlar ki baba. Galatasaray'ın geleceğini ve satıyorlar. Vermiyorlar. Satın özellikle. Sezon başında. Satın kardeşim. Sezon başında transfer yapmayarak hata yapan Galatasaray yönetimi devre arasında transfer yaparak hata yapar. Bu kadar basit. Bitmiş, havlu atmışsın sen. Ya yani, neyin peşindesin sen? Hani çok uç bir örnek vereceğim. Sen Messi'yi getirsen şampiyon olamama ihtimalin var. Var. Katılıyorum. Doğru söylüyorsun. Messi ile Ronaldo'yu getirsen şampiyon olamama ihtimalin var. Senin elinde değil tek başına hocam. Evet onu söylüyorum hocam. Biriyle 11, yarın kazanırsa Genel'le 10, Beşiktaş'la 11. Ya nasıl geçeceksin sen? Bu hesabı nasıl yapıyor Mustafa Denizli? Yapma hocam yapma. Devre arasında transfer. Hocam. Mustafa Hoca ne diyor? Bizsiz yarış olmaz diyor. Transfer yapacak ya. Ne diyecek abi? Havlu attık diyecek hali yok ya. Tabii. Ama şimdi şöyle yanlış. Havlu attığını kendisi de biliyor. Tabii. Nisan ayında biz yetişiriz diyor. Hocam bu hesabı nasıl yapıyorsun ya? Sevgili basındaki arkadaşlar sorun ya. Bu Nisan'ı derken kazanacağı puanları bir çıkarttırın ona. İlbey'den ben... Kaybedeceği puanları bir çıkarttırın ona. Fenerbahçe kaybedecek mi? Beşiktaş kaybedecek mi? Ya bunları bir sorun arkadaşlar. Sormadan bizsiz yarış olmaz. Nisan ayında İnanmış mı inanmamış mı Tanju abi? İnandırıcı değil. İlbey bir rica edebilir miyiz? Basın toplantısında çok az vaktimiz sesli sağlam değil ama sadece bir DSF olarak okuyabilir misin ya? Bir yüz ifadesine bakmak istiyorum tamam, orada ya. Kısa bir reklam arasına gidelim ondan sonra peki, dönüşte onu yapalım. Sevgili peki seyirciler kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Kısa bir aranın ardından Galatasaray'ı konuşuyorduk. Hocam sen ısrarla reklam arasında Yamalı Bohça gibi açıklaması sevgili, var mı yok mu diye soruna bakıyordum. Ben arada konuşurken dedi ki Yamalı Bohça'ya döndük gibi bir ifadesi var mı? Ortaya koyduğumuz futbolla puanı hak etmedik, pozisyonlar bulduk. İkinci yarı ama her zaman kazanamadığımız maç kaybımızdır. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Bugünün şartlarında özellikle ikinci yarıda biraz istemek oyunu 3 puanla kapatmamızı sağlayabilirdi. 1 puan çok kötü değil bu görüntümüze bakınca. Yamalı Bohça'ya dönüyoruz bazen. Bir puan kötünün iyisi ama içeride kazanacak bir takım ortaya çıkartacağız. Şartlar bizi zorladı şimdi, diyor. Şimdi nerede? İçeride diyor içeride. İçeride. İçeride diyor. Niye dışarıda Tanju kazanamazsa nasıl hani siz nasıl hesap yapıyorsunuz Tanju abi? Tanju şu şey işi çok önemli. Tamam maçları kazanırken hep biz maçları içeride Tanju mi olacak Galatasaray? He? Tanju Yamalı Bohça'ya dönüyoruz diyor. Galatasaray'a eğer bir Yamalı Bohça'ysa bu Bohça'nın en büyük yaması kim biliyor musun? Mustafa Denizli. Yamalı Bohça'nın en büyük yaması. Çok çirkin bir söylem ama onun bu örneği var ya. Hiç. Nereden hocam bulmuş, bak İlbe istemiştim bulmuş, onu bir versene. Hiç yakışmıyor. Ben şaşırdım bir kaza, ya. İnan ya bak basın toplantısındaki yüz ifadesi. Bir hoca hani, bunu söylemez ayıp. Bir verebilir misin ekrana? Allah aşkına şu ifade inanan yarışın bitmediğine Galatasaray'ın yarışın içinde olduğuna inanan bir yüz ifadesi mi? Allah aşkına bir bakar mısınız ya?
yanlış anlamayın. Başka programlarda hani idrardan karakter analizi yapıyor insanlar. Biz öyle bir şey yapmıyoruz ama yani yüz nereden ifadesinden yani? Yüz ifadesinden bakı anlaşılıyor. Ben çok inançlı bir Mustafa Denizli görüyorum şu anda. Nasıl görüyorsun sen? Çok net nasıl görüyorum. Bir gözler? Sende bir problem var mı? Benim neye inanan ama? Dur bakayım bir şey gel çıkacak altında. Yok çok. Yani her söylediğine inanan bir Mustafa Denizli görüyorum. Şu anda? Tek suçlu oyuncular. Yöneticiler. Transfer yapmayanlar. Kendisinde hiçbir takımı suç kurmayanlar. Yok. Hamza Hamzoğlu suçlu. Hamza Hamzoğlu tabii en büyük suçlu. Mustera. Snyder suçlu. Mete Kalkavan. Mete Kalkavan. Elleri küçük her Mustera. Her şey deniyor hocam. Mete Kalkavan. Falan. Elleri küçük Mustafa. Ya şey, hocam Mustera. Be. Yapma hocam be. Yapma. Gözünü seveyim yapma ya. Ha, insan bu derece altından çok sular geçmiş hocam. Ya. Yani sen bu işte bence avlatsın. Mustafa Denizli var ya. Ki, çok acı bir ayrılış yapacak Galatasaray'dan. Siz ki Mustafa Denizli ki yani Türkiye'de önemli başarılara imza atmış. Türkiye'de 3 yani, takımı şampiyon yapmış tek teknik direktördür. Yani böylesine önemli başarılara imza atmış bir hocanın böyle şeyleri. Oğlum Fenerbahçe'deyken yapılan şampiyonluğa Mustafa Denizli yaptım. Kabul edemiyorum çünkü Sayın Aziz Yıldırım ben yaptım dedi. Ben başkanın ne dediyse odur patronu. Niye baktın? Kardeşim neden baktın öyle bir tuhaf tuhaf? Yanlış bir şey mi söyledin? Yok yok yani haklısın söyledi Aziz Yıldırım da. Yani... Ben de biliyorum ben de bana anlatma nasıl şampiyon olduklarını. Bana anlattırma. Tamam oralara girmeyelim. Beni anlattırma. Yok yok aman gözünü seveyim. Ben o gündür bugündür görüşmüyorum kimseyle. Aman aman aman. O gündür bugündür. Senden rica ediyorum. Ha yani beni sinirlendirme. Bence ben... abi lütfen senden rica ediyorum. Yaşadıklarımı unutmadım ben. Daha Alzheimer olmadım. Ben daha Alzheimer olmadım. Çok ilginç şeyler konuşuyor. Aman hocam gözünü seveyim. Çok başka yere hocam, gider iş. Hocam inanamaz. Sancı abi lütfen abi. İnanamaz. Sancı abi. Türkiye'de şampiyonlukların nasıl yaşandığını ben biliyorum. Sancı abi noktayı koyar mısın abi? Senden nokta. Rica ediyorum. Nokta. Virgül. Az sonra. Yani Mustafa Hoca ya. İnşallah dediklerini yapar. Çünkü milyonlarca Galatasaray taraftarı şu anda Mustafa Hoca'nın ağzının içine bakıyor. Bir dakika. Çok güzel bir şey söyledin. Şimdi milyonlarca Galatasaray taraftarı şu hocasına inanıyor mu? Bence inanmıyor. Teşekkür ederim. Futbolcusuna inanıyor mu? Ona da inanmıyor. Kimine inanacak abi bu taraftar? Dursun Özbe. Büyük başkana. Peki başkana inanıyor mu? Ünal Aysal'a inanacak. Ünal Aysal'a. Ünal Aysal'a inanacak. Diyorsun. O taraftar Ünal Aysal'a inanacak. O niye? Taraftar. Çıkacak bağıracak tribünden. Ünal Aysal çıkacak, buraya yumruk havaya mı? Şöyle tabii. Geri dön Ünal Aysal geri dön. Şöyle yapacak. Kaka'yı alacak. Öteki taraftan. Drogba'yı alacak. Drogba'yı geri getirecek. Alacak. Messi'ye uzatacak. Messi'yi getirecek. İbrahimovic olabilir mi? Ama belki. İbrahimovic olmayabilir. Niye? Belki. Ya belki onu istemeyebilir. Onu sebep? İstemeyebilir. Bilmiyorum. Belki. Onun şey altında kalır. Ezilir. Tabii ezilebilir. Ezilebilir. Onun egosu altında ezilebilir. Değil mi? Ben de seninle fikrim bu konuda. Ya Galatasaray'ın tek kurtuluşunun Ünal Aysal olduğuna ilişkin artık bir algı oluşturulmaya başlamış. Tebrik ederim. Bu gerçekten Galatasaray'ın acı. Acı gerçeğidir. Acı, yani. Acı gerçeğidir. Yani. Acı gerçeğidir yani. Söylemedik mi burada? Anlatma. Defalarca anlatıyoruz. Dinlesinler. Bizi çok kişi seyrediyor. Hadi çok rahat ol. Biz burada hep gerçekleri savunuyoruz. Niye biliyor musun? Kimsenin bir beklentisi yok. Büyük beklentisi. Allah Galatasaray taraftarına sabır versin diyelim. Hüseyin Başarı'nı ben yayının girişinde söyledim Tanju abi. Bir kez daha konuşulmasında fayda görüyorum. Oraya mı dönelim? Yani tamam. Dönelim çünkü Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Neden biliyor ben musun? Ben de Tanju severim. Abi. Çok beyefendi. Çok değerli. Çok. Yani tam bir Ender, meslek büyüğümüz. Ender, Önder rastlanan kişilerden biriydi biliyor musun? Çok beyefendiydi. Asil bir adamdı. Zaten güzel adamlar, iyi insanlar. Çok çabuk dünyayı terk ediyorlar. Rahmetli Kenan Unum. O da bir ayrı gerçek biliyor musun? Ayrı bir gerçek. Gerçekten zor. İyi insanlar hep erken gidiyorlar. Yazık. Rahmetli Kenan Unum buz patenini sevdirmişti. Hüseyin abi de halteri özellikle. Hani futbolu tabii ki çok sevdirmişti ama haltere kattığı inanılmaz katma değerler değer. Vardır. Hocam evet. Sen bir iki cümle bir şey söylemek ister misin? Vallahi bugün gerçekten çok üzüldüm ben. Öğlen saatlerinde duydum ben. Çok çok üzüldüm. Hastaydı zaten. Allah rahmet eylesin diyorum. Geride kalanlara da Allah sabır versin. Türk futbolu, Türk televizyonculuğu adına, haberciliği adına önemli bir isimdi. Meslek duayenlerimizdendi bizim. Evet. Yani kendisine ben yayın girişinde... söylemiştim üzüldüm bir çok. Kez daha Allah'tan rahmet resmini diliyorum. Koyamıyor muyuz ya bir araya yakınlarına başsağlığı diliyorum sabır diliyorum kurumun TRT'nin çalışanlarına mesai arkadaşlarına Allah sabır versin diyorum yani zor ama işte Allah hepimizin arkasından böyle güzel cümleler kurmayı evet. Nasip etsin hepimize diyelim yavaş yavaş programımızın sonuna geldik Tanju vurdu gol oldu Tanju nerede vurdu, var gol bu oldu. Her yerde. Haluk Davut. Gökhan. İlker evet. Abinin anlatımı geldi. Kim vurursa vursun gol olur. Tugay vuruyor out demişti. Benim selamım yok herkese. Ha bu senenin son programı mı? Evet.
Öyle mi? Evet. Haftaya pazar günü olacak. Peki o zaman 2015 benim için harika geçti. Evlendin. Evet, hayatımın en önemli kişisiyle tanıştım. O gün tanıştım. Hiç unutmuyoruz. Bize selam sabah bile vermedin geldiğinde. Estağfurullah. Vallahi öyle. Ya hatırlıyor musun? Oyundan gitmedik mi? Çekip oradan gitmedik mi? Bu ne yapıyorlar dedik. Nerelere gitmiş? Kendi dünyasını kaybetmiş. Abi bak sonra bana geldiğinde sallayacaksın bak. Sonra bana sallayacaksın. Ben bir cümle kuracaktım. Yayını kapatacağız. Bitirsin kurdu. Yalan mı? Abi ben bu... Sen de gitmedin ki. Ben Putin Hoca ile gittim. Öyle bitirsin kurdu uzun. Bitirsin kurdu. Cenab-ı Allah benim otopark parasını verdi ya, hala söylüyor. Cenab-ı Allah inşallah 2015 için verdiklerine şükürler olsun. İnşallah hamdolsun. İnşallah 2016'da daha fazlasını verirsin. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Hem kendime hem aileme hem de ülkeme. Arkadaşlar bir fotoğraf vardı Paris'ten. Hayda o ne fotoğrafı ya? Evet bakın Paris'te anlık skor Kanal 24'te seyrediyoruz diyor Ertuğrul Aydoz. Yeğenleri Stefan, Andre, Seval Hanım, Nermin Hanım, Arto. Hepsine selamlar Fransa'dan İhsan Sert. Senatör Mustafa ile Fikret var arkadaşlar. Onlar da bizi seyrediyormuş. Öpüyorum hepsine selamlar. Sana bugün çok geniş bir... Ben de Ertuğrul Baba'ya selam veriyorum. Ertuğrul Baba evet. Bana geldi mi? Efendim iyi akşamlar haberler bölümündeyiz. Bugün haberleri geçtik. İyi akşamlar. Burası Türkiye. Anlık skor programındayız. Farklı bir programdayız. Roman. Evet abi dostlarımız çok dün akşam halk dedim ya. Seni. Halk beni seviyor. Bir kere ben bu hafta pazartesi günü benim için çok değerli olan biraz üzüldüğüm bir durum vardı Bursa'da yaşanan. Orada olaya el koyan Sayın Milletvekili Hüseyin Şahin abime buradan sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Sayın İçişleri Bakanım Efkan Alay'a da hassasiyetlerinden dolayı saygılar sunuyorum. Bir de Bursa'dan Ali Medyoş Hanım'a da sevgiler sunuyorum. Ayrıca ben hafta sonu İzmir'deydim biliyorsunuz. Söke'ye gittim. Sevgili... Dün şu programa geç kaldın hani evet, gelemedin. Evet gelemedim. Ya benim zorunluluğum yoktu Haluk'cum onu da söyleyeyim. Söke Cumhuriyet Savcısı sevgili Mustafa İberya Arıkan. Çok sıcak çok içten kabul ettiği için bizi hakikaten sevgilerimizi sunuyorum. Çok samimi buldum. Çok sıcak buldum. Saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Sevgili Mustafa Savcım seninle gurur duyuyorum. Söke cezaevinde yatan Kirvem Ahmet Özcan ve Nurullah Elçin'e Murat Özcan'a sevgiler sunuyorum. Allah cezalarını affeylesin. Az süreniz kaldı sabredin diyorum. Bir de benim için çok önemli olan abim selam yazmış. Sevgili Adnan Yılmaz abi. Benim belediye başkanlık yarışında beraber yarıştığımız, destek olduğum çok özel bir insan. İzmir'den AK Parti sosyal politikalardan sorumlu il başkan yardımcısı olmuş. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Hep yanında olacağım. Hep destek olacağım. Oraya ayrı bir hava getireceğine yürekten inanıyorum. Adnan Yılmaz Başkanım seninle de gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Yarısına geldik mi? Geldik. Ramazan ve Necmi Çavuşbaşı'ndan selam söylüyorlar. Haftiye çağırıyorlar bizi. Berati ne yapıyor? Berati. Berati hepimize mont yapmış, yolluyor. Haberiniz olsun. Öyle mi? Seviyoruz evet, Berati. Aynen. Az ya, kaldı. Buna inanıyor musunuz? İnanmıyorum da o yüzden öyle mi? Berati bunlara gününü göster. Ben sana inanıyorum. İki tane yapıldı sen ve bana. İki tane de sizi haftaya buraya pazar günü getiriyorum. Hocam Ali Öncü gelsin bizimki gelmesin. Yok yok gelecek bana. Hepsi gelecek. Merak etmeyin. Şimdi sonra benim biraderim yazmış Yücel Çolak. Kamptalar onlar. Gaziantep'ten sevgili savcım Yücel Kılıç bizleri seyrediyormuş. Düğündelermiş selamlar sunuyorum. Mehmet Yenice Kızılcahamam'dan sevgiler. Erdal Akgün kardeşim, 2 dakikamız var bakma. Hiç bakmıyorum abi. Erdal Akgün söylesene. Kardeşimin doğum günü Alanya'dan seni seviyorum. Nice günlere diliyorum. Arda ve Sibel Hanım doğum günü kutluyorlarmış. Sevgiler sunuyorum. Son olarak da avukatım Mehmet Satılmış'a selamlar Ankara'dan. 5 Şubat'ta Gebze'de Tanrı Çolak Akademi'nin 20.sini açıyoruz. Gebze'ye de buradan müjde veriyorum. Mustafa Çolak, Fahriye Çolak. Filiz Çolak, Aysi Çolak hepsi bizim evdeler şu anda. Kız kardeşim neler? Anıl, Melis hepsi. Denizcan. Neydi kızım? Kızın ismi ya unuttum. Kızım yeğenimin ismini unuttum. Ha, gelir ya aklına o kadar. Selamlar sunuyorum yani sizleri seviyorum. Yani insan şok bu kadar şey yeterli olursa mi? Adını unutur yani. Niye ya, herkes yazmış abi yazanları okuyoruz bizi izliyorlar. Hepinizi çok seviyorum. Haluk. Yeni yılında daha güzel geçmesini diliyorum. İnanıyorum ki 2016 sevgi getirir, barış getirir, huzur getirir, mutluluk getirir. Allah gönlünüze gelersin. İrfan Aydın dayı var Manyas'tan ona selam. Hocam, profesyonel Metin'le. İrfan dayımla ilgili mesaj yüzünden bugün Ekrem Aydın var. Çok sevdiğim, ona da selam yolluyorum. Çok sevdiğim bir akrabamız. O dedi ki hep İrfan Aydın. Tamam İrfan Ekrem Bey'e de yolluyoruz. Profesyonel Metin'in oğlu Kenan Sönmez de seyrediyormuş. Onlara da selam. Herkese de iyi seneler. Bandırmadan Ekrem Aydın'ın ellerinden öpüyorum. Ben de selam söylüyorum. Mehmet Toros abim suyunu içmedik Türk Telekom'dan ama içeceğiz öyle görünüyor. Sevgiler Mehmet Toros. Yakaladım mesaj evet. Çekmiş.
Abu Zer sana da selamlar. Tanju abi, Didim'e. Ansiklopediyi tamamladıysak yayını kapatacağım müsaade edersen. Pesic'in arkadaşı Yılmaz da yazmış, selamlar. Tamam. Pesic'i biliyor musun? Pesic'i bilmez miyim? Fenerbahçe'de nasıl futbolcuydu? Büyük futbolcuydu. Hatırlamıyorum. Hakikaten mi? Hocam nasıldı Pesic? Gökhan Dinç, Mühtin Boşat, Tanju Olak. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, 2015 yılının son anlık skorunda karşınızdaydık. Ben de 2016'nın tüm ülkemize huzur, barış, sağlık getirmesini temenni ediyorum. Her şey 2016'da bizler için, sizler için, hepimiz için daha iyi olsun. Bir kez daha Hüseyin Başaran'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yarın Fenerbahçe, Medikana Sivasspor'la karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmayla ligin ilk yarısı tamamlanacak. Önümüzdeki hafta pazar günü Anlık Spor'da yeniden birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.